Sevgili gönül dostlar, efendim iyi akşamlar diliyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Benim gayet yerinde. Bugün özel yayın. Kilo, beyinle ilgili kilo vermek, beyine nasıl kilo verilir konusu. Zaten neden kilo alıyorsunuz vesaire konusu. Birçok insanın ana konusu. Çünkü bu aralar biliyorsunuz insanların bahara girdiği, yazın mayo giyecekleri zamanlar olabiliyor. İnsanlar bu ara çok fazla kilo sorusu soruyor. Ben de böyle bir durumu anlatayım dedim. Herkese merhaba. Cengo, selam Florida'ya. Efendim hoş geldiniz. Herkes geldiği zaman başlayacağız. Efendim, ilk almanız gereken kitap o an. Çalışmaları herkes soruyor nasıl yapıyoruz falan diye. Artık bu son versiyon ve diğer kitaplarla beraber okusanız iyi olur ama yani bununla başlayın. Konuyu çok daha iyi anlayacaksınız. Travma nasıl çalışılacak vesaire. Mahmut Bey teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Herkes şey olduğu zaman başlayacağız. Önümüzdeki seminerler, bir sonraki seminer İzmir'de, sonra Ankara, İstanbul, Antalya, Bakü, Almanya gibi alttaki numaradan bilgi alabilirsiniz. Anne hoş geldin. Annem girdi yayına. Kendisini gördüm. Takip ettiğim biri olduğu için. Gürkan Bey hoş geldiniz. İşitme engelli. Hep açıyorum anlamıyorum. Üzgünüm. Yani belki videolar ileride böyle bir şey yapılabilir. Hatta bence yapılmalıdır da. Bence hatta öyle bir şey var mı ya? Öyle bir app olması lazım. Çok basit bir şey bu. Ya da altyazı zaten yazılıyor da. Teşekkür ederim Kayaların, Mehra. Teşekkürler efendim. Eskiden zayıftım ben. Bu arada herkes beni obez zannediyor. Ben hiçbir zaman obez olmadım. Böyle tamamen size itiraf edeyim. Hiçbir zaman obez olmadım. Bundan 2-3 kilo fazlam olmuştur. Herkes beni görünce Barış Bey siz kilolu değil misiniz ya? Biz sizi obez zannediyorduk falan diyorlar. Hatta böyle bu yayını anlattığım zaman insanlar böyle şey diyor. O önce kendi kilosuna baksın falan diyorlar. Benim gerçekten 4-5 kilo fazlam vardır. Ama hayatımda hiç şunu da yemeyeyim demedim. Bak şaka yapmıyorum. Yani ya şu zararlı. Ay işte buna kilo alırım. Öyle bir olayım olmadı. Şimdi sizin şeyinize veriyorum, erkeksiniz, tamam mı? Hiçbir şekilde diyet yapmışsınız yok. Her şeyi yiyorsunuz. İstediğiniz her zaman her şeyi yiyorsunuz, tamam mı? Böyle bir hayat var. 4-5 kilo fazlanız var. Diyet yapmak ister miydiniz? Ben istemezdim. 3-4 kilo ya da. 3-4 en fazla. Yani böyle birazcık göbek bölgemde var, onunla da şeyim. Yani o kadar. Yani o yüzden anlatacağım alacağım merak etmeyin. Ayak mantarı neyle? Ayak mantarı bu arada insanlar gelsinler tam biraz geç açtım çünkü. Ayak mantarı pis bir yere basmakla ilgili. Genelde böyle iğrenme pis bir yere bakmakla, basmakla ilgili. Ben yakından gördüm gayet slim fit. Hayır, aşırı zayıf değilim ya açıkçası ama bu benim şeyle ilgili. Yüz şeklim böyle kameraya yaklaştığı zaman gözlerimin birbirine normalden biraz daha yakın olması. Yani şu gözler şurada değil. Daha böyle şurada. Şurası böyle biraz hafif kilo alınca şurası yüz olarak daha şişman gözüküyor. Yani sanki var ya şişman insanların şurası daha etli olur ya. Çünkü çok böyle yani şey gibi benim gözler. Şurada olsa yani göz bebekleri. Daha böyle insanlar der ki ya, yok normal kiloda falan ama yani kameraya yaklaşınca şaşırmanın sebebi bence bu açıkçası. Neyse şimdi böyle biraz laf kalabalığı yapıyorum. Hoş geldiniz. Hocam bir dakika bekleyin herkes gelsin çünkü başından şey olmazsa anlamazlar. Bu yani çalışmaları bu kitapla yapın efendim. Yeni kitap. Ben böyle bir kitap yazmayacaktım diyecek şöyle diyordum. Ya insanlar kitapla anlamıyorlar. Boş boşuna yazmaya ne gerek var diye. Çünkü yani uygulamaları yazmıyordum. Burada uygulama yazdım. Yani
seminerde anlatmaya çalıştığım birçok bilgiyi burada yazdım. 2023 uygulama versiyonu, herkes böyle travma çalıştığını zannediyor. Ama aslında çalışmıyorsunuz. Yani birçok insana asıl başlaması gereken, anlaması gereken kitap bu. Ağız kokusu çalışması var mı? Kitaplarda her çalışma var. Çünkü zaten hepsinin sebebi aynı. Şimdi bakın, ağız kokusu nasıl çalışırsın? Tamam mı? Ağız kokusu nasıl çalışırsın? Dersin ki adama, ne zamandan beri ağız kokunuz var? O da der ki, hatırlamıyor. Sen dersin ki, hatırlamaya çalış. Ya mesela yaşı 40 diyelim. Tamam mı? Bir kadın bu. Ağız kokusu var. De ki, 20 yaşında ağız kokun var mıydı? Yoktu desin. 30 yaşında ağız kokun var mıydı diye sor. Yoktu desin. O zaman o, yani 30 yaşında ha. Emin misiniz diye sor. Ya vardı biraz diyebilir. 25 yaşında ağız kokunuz var mı diye sor. Emin değilim desin. Ya böyle iyice hatırlamaya çalışın. Ağzınızın koktuğunu, böyle şey gibi, diş fırçalıyorsunuz böyle bir şey gibi. Ve de ağzınızda böyle işte sarı nokta vesaire, bakteri, mantar gibi mesela. Bir şekilde onu hatırlat. Yani desin ki sonra işte 28 yaşımda çıktı. 29'da yok, vardı. 27'de daha az vardı. İşte 27-28 yaşlarında galiba çıktı. Tamam ya, burada ilk sorman gereken şu sorun ne zaman başladı? Bu arada ağız kokusu da travma ile ilgili. Yani garip göreceksin, anlayacaksın mantığını. Bunu da anlatacağım. Yani insanlar gelene kadar bunu ağız kokusunun ne alakası var travma ile diye düşünüyor olabilirsiniz. Benim bahsettiğim soğan yemekle ilgili ağız kokusundan bahsetmiyorum. Hiç geçmiyor. Mideden de gelmiyor. Böyle insanlar vardır. Sürekli ağzı kokar. Travmayla ne alakası var diye sorarsanız şimdi anlatacağım. Yani çok geçtiğini gördüm çünkü. Şimdi 28-29 yaş. Sonra ben biliyorum ki ağız kokusunun özellikle travması, buradan bakıyorsun. Tamam mı? Yeni kitapta da var. Ağız kokusu. A ile başlıyorsun. Ağı diye bakıyorsun. Ağız kokusu. Çok isteyip yememek, aşermek. Yazıyor burada. Tamam mı? Ağız kokusu. 28-29 yaşında başladıysa ağız kokusu, ona şu soruyu soruyorsun. Diyorsun ki, yani bu sorun başlamadan 5 sene öncesine kadar bu tarz bir olay yaşadın mı? Burada ağız kokusu çok isteyip yememek olduğu için, aşermek olduğu için kadına diyeceksin ki 28 ile 23 yaş arasında, 28 ile 23, 24, 22 yaş arasında bir olay yaşadın mı? O da desin ki, ha ben şey yaptım, yani hamileydim sonuçta. Aşerdiğim bir olay olmuştu, erik istemiştim. Ama onunla ilgisi yoktur ki desin. Sen de desin ki, tabii ne alakası, bakın aşermekten bahsediyoruz. O desin ki, hayır olamaz bu desin. Sen de ki, çok beyni enteresan, aslında böyle böyle falan. Ondan sonra, şimdi bak, bir travma bulduk. Erik canı istemiş. Ne alaka dersen, sana yani sana böyle onlarca örneğini bizzat gösterebilirim. Yani birçok insanın böyle ağız kokusunun aşermekle ilgili oldu. Ne alaka dersen, aslında burada illa aşermek değil, çok istiyorsun bir şeyi ama bir türlü ağzına koyamıyorsun. Burada aslında vardır ya, ağzım sulandı gibi bir şey düşünürüz. Ağzım, bu bir biyolojik bir durum. Yani canını istediğin zaman ağzın sulanır. Tamam mı? Aslında burada vücudun yaptığı şey daha fazla hücre üretmek. Yani hem de bir yandan da tükürük üretiyor ona ulaşsın diye. Biyolojik bir durum. Tamam mı? Bir süreç başlatır beyin. Çok canını isteyip de aşerip, yani birkaç gün boyunca erik getirin bana, Şubat ayında istiyorum, Güney Yarımküre'den bulun, çok canım ise diye kafayı yersen, tamam mı? Böyle deli gibi duygusallaşırsan beyin der ki bu tehlike çok büyük. Nerede tehlike? Ağız bölgesinde. Tamam mı? Orayla ilgili bir şey başlatıyor. Ve bu sürecin sonunda belli bir zaman orada, yani sürecin işte 6 ay, 1 sene, birkaç sene sonrasında o başlattığı sürecin belli bir döneminde mikropları
yani bakterileri ya da mantarları kullanmaya karar veriyor. Aslında temizlik için kullanıyor bunları. Mikropları ya da bakteri. Neyin temizliği? Oradaki gereksiz fazla hücreyi temizlemeye çalışıyor ama kısır döngüye giriyor. Çünkü travma artık beyinde var. Atıyorum o aşerdiği aylara giriyor ya da sürekli yani yemek yerken bile beyin tehlikeyle ilgili bir düğmeye basabiliyor. Beyin gerçekten çok biyolojik ve çok otomatik çalışıyor, tamam mı? Sonra artık ne biliyor musunuz? Aşer ve travma tetikleniyor farkında olmadan. Sonra bununla ilgili kapasite arttırıyor. Kapasiteyi normale döndürürken bakteri ya da mikrop şeyler, mantarlar. Sürekli yeniden basıyor, yeniden bakteri, mikroplar ve bakteri ya da mantarlar. Sürekli burada artık bakteri var. Ve ağzı sürekli kokuyor. Neyle ilgiliydi bu? Çok kafayı yediğim bir aşerme olayıyla ilgili. Şimdi niye anlatıyorum bunu? Diyorsunuz ya. Peki aşerme travması nasıl çalışılacak? Aşerme travması. Şimdi aşerme travmasını çalışabilmek için o kişinin nasıl aşerdiğini anlamak gerekiyor. Tamam mı? Yani hikayede mesela bunu zaten onun nasıl çalışılması gerektiği konusu o anda var. Çünkü travmayı analiz etmen gerekiyor. Yani bir insan nasıl aşererek travma yaşar? Travmanın belirli bölümleri var. İşte mücadelesi var, karşı öfkesi var, kendine öfkesi var falan gibi. MKB diye uzun uzun anlattığım böyle analiz ediyorsun. Sonra da o bölümleri çalışarak bir yandan gerekiyorsa yani o yüzleşmeleri yapıyorsun. Yani ya da mesela o anda erik istediğin zamanki o anlara gidiyorsun. Sana erik götürmeyen ve seninle dalga geçen, hatta belki o anda ayrılma noktasına geldin, kocanla yüzleşiyorsun. Belki de ayrılma noktasına geldiğin için belki de beynin o erikle, o aşermeyle ilgili olan duyguyu çok daha yoğunlaştırdı. Başka bir konuda kavga ettiniz mesela. Örnek veriyorum. Yani insanın beyni enteresan. Yani bunu çözebilmenin yolu yine travmayı bulup bu travmayı elimine etmekle ilgili. Biz ağız kokusuyla ilgili çalışma yapmıyoruz ki. Biz beyinde bunu başlatan bir süreç, bir travmatik sürecin ya da bu bazen birkaç saniye oluyor, bazen birkaç yıl olabiliyor, bazen 10 yıl oluyor. Biz bunu çözüyoruz. Bunu nasıl çözüyoruz, tamam mı? Biz aslında herhangi bir rahatsızlığın beyinde başladığı ana gidiyoruz. O ana. Hangi an? Beyindeki travma anı. Yani beyindeki burada mesela ağız kokusundaki travma aşermek. Çok basit bir şey. Yani o kadar saçma sapan travmalar insanı hasta edebiliyor ki. Yani örnek vereyim. Yani bu büyük bir travma ama bir hanımefendi, 45 yaşında bir hanımefendi işte bir kitap, bir önceki kitabında var. Anne beni iyileştirdi yazan bir örnek. 7-8 yaşında bir ilkokulda bir olay yaşıyor. Yaşadığı olayda öğretmen lastik ayakkabı, yani lastik derken naylon ayakkabı giyiyor diye, pazarcı ayakkabıları vardır ya, yani bu hanımefendi küçükken çok fakir ama çok iyi bir öğrenci, çok idealist bir öğrenci ve öğretmeni bunu çağırıyor insanların karşısında, 4-5 tane aynı çocuk aynı ayakkabıyı giymişler ve herkesin önünde rezil ediyor. Çocuk o kadar kötü hissediyor ki 3-5 dakika içerisinde. Ve kadın şu an 40-45 yaşlarında, kambur. 90 derece böyle. Hangi an başladı kambur olma süreci? 6-7 yaşındaki o anda başladı. Niye kambur? Çünkü öğretmeni onu kambur etti. Öğretmeni bilerek mi onu kambur etti? Hayır. Öğretmeni buna kastetti mi? Hayır. Ama kadının beyni orada yaşadığı olayla beraber yok olmak, yani kendini saklamak için girdiği değersizlik, yetersizlik, rezil olma hissiyle kambur oldu mu? Evet. Kadın kambur mu? Evet. Nereden biliyoruz bu olayla ilgili kambur olduğunu? Çünkü yıllar sonra kadın bu travmaya çalışma yapıyor ve bu travmaya çalışma yaparken de kafasında kamburluğunun geçeceği yok. Kamburluk geçmez ki ona göre. Kadın varislerini çözer miyim diye uğraşıyor. Çünkü varislerinin travması ne? Varislerin travması uzun süre ayakta bekletilmek, bacaklarını çirkin görmek,
bacaklarını değersiz, iş görmez görmek. Bacakları diyor ki ayakta uzun süre bekletildim. Barış'ın bundan mı diyor. Çalışmayı yapıyor. Ertesi gün kalkıyor ki kadın düzelmiş. Şimdi yani hikayeyi niye bunu anlattım? Biz burada kamburluğa mı çalıştı kadın? Yani bunun bu arada şeyde YouTube'u yani kitapta da bu şey var. Burada anlatılan bir iyileşme bu arada. Kadın, bu hanımefendi ismini hatırlamıyorum. Antalyalı bir hanımefendiydi 45 yaşlarında. Ve burada resimlerini gösterdi. Yani işin mantığı bu efendim. Bu yeni insanlara tamam efendim nasıl yani kamburu mu düzeldi? Evet. Bu arada bu söylediğim iyileşmeyi bizzat burada dinleyenler kimler? İzleyenler ya da bunu YouTube'da ya da burada bulup izleyenler kimler bu hanımefendiyi? Şey deyin, ben yazın. Yani bunu bizzat izleyenler ben yazsın. Biz, ama yani yok yere yazmayın. Gerçekten izlediyseniz. Kitapta okuyanlar yazmasın. Çünkü kitapta bak kitapta okuyanlar bunu yazmasın. Çünkü onu uydurmuş da olabilir. Yani o bir kanıt değil. Burada izleyen o şeyleri yani bakın yani bizzat hepimiz izledik onu. Yani burada yeni gelenler bunu garip karşılayabilirler. Yani vah ne diyor lan bu adam falan diyebilirler. İlk defa izliyorlarsa falan birinin şeyiyle. Doğru bu arada. Bu arada tek kamburu geçen bu insan olmadı onu da söyleyeyim. Yani ben 4-4,5 sene boyunca 4 sene boyunca her gün yayın yaptım sonra azalttım. Şimdi yeniden her günlere biraz daha yaklaştık. Şimdi yeniler konuyu bilmedikleri için onlara çok garip geliyor olabilir. Keşke eski yayınları da izlemiş olsaydınız da buradaki yani olayın ne kadar ciddi iyileşmelere sebep olduğunu daha önce bilseydiniz. Şu an çok daha inançlı olabiliyordunuz belki. Çünkü insanın da iyileşmesi için biraz da üzerine gitmesi gibi. Bakın inanç iyileşmenizi çok sağlamaz biliyor musunuz? Ben çok buna inanmıyorum. Yani inanç sebat etmenizi sağlıyor. Bizim olayımız da bu. İnanç, inançla plasebosal iyileşmiyorsun. İnançla yaptığın şeye daha odaklı, daha sebatkar devam ediyorsun. Bizim için o kadın, çünkü kadın orada mesela kendi kamburunun düzeleceğiyle ilgili hiçbir beklentisi yoktu. Kadın valiz çalışıyordu. O yüzden biz aslında inandığımız için falan iyileşmiyoruz. Yani burada insanlar travmaları çalışıyorlar. Ben seminerlerde bunu hep anlatıyorum. Travmayı, iyi çalışmayı öğrenen özellikle seminere gelen insanlar bunu anlattıkları zaman yani daha sonra bunu öğrendikleri zaman bol bol travma çalışmaya başlıyorlar. Nasıl travma? Diyor ki ben travma çalışayım. Ne olursa olsun. Ve bir anda iyileşmeler başlıyor. Onlarca travma yani her gün bir travma çalışıyor. Her gün çalışıyor. Çünkü öğrenmiş. Nerede? Seminerde öğrenmiş. Bu arada dediğim gibi seminere gelemeyenler o anda travmalar nasıl çok daha iyi çalışılır? Konu zaten bu. Tamam mı? Yani şey gibi yani semineri yerini tutmaz. Bak şey yapayım hiçbir kitap semineri yerini tutmaz. İki günlük eğitim çünkü orası. Yani seminer dediğim aslında bir eğitim. O yüzden ama yine de şeyi yapın yani travma çalışmayı öğrendiğin zaman beklentisiz travma çalışıyorsun. Beklentisiz. Eğer beynin o anda bir karar verip yanlış bir yola saptıysa sen travmayı çalışıyorsan zaten düzeltiyor. Ama düzeltirken de bir iyileşmeye girebilirsin. Efendim kiloya başlıyorum. Tamam kiloya başlıyorum. Şimdi hoş geldiniz efendim. Tamam kilo aslında daha basit bir şey bizim adımıza. Her zaman herkesin her kilosunu her şekilde çözeceğimizin garantisi var mı? Asla yok. Niye yok? Çünkü beyinde garanti diye bir şey olamaz. Beyin dediğin şey çok karmaşık bir şey. Yaşam dediğin şey inanılmaz karmaşık bir şey. Henüz daha dünyada bütün bilim adamları,
henüz daha tek bir hücreyi sıfırdan başlatmış, hayatı başlatmış değiller. Yani beyin dediğimiz, hayat dediğimiz, canlı dediğimiz mefhum inanılmaz karmaşık. Tamam ya? O yüzden hiçbir insan hiçbir konuda, yaşayan bir konuda, yaşanan, daha da şöyle diyelim, içinde yaşam olan bir konuda %100 garanti vermemeli. Tamam mı yani? Çok net söyleyeyim. Tabii ki yani şu garanti, araba 300 km hızla sana çarparsa yani senin üzerine atom bomba düşerse, atom bombası, ölürsün. Garanti mi? Evet. %100 mü? %100. Yani. Ama yani bir ilacı alacaksın da sen de %100 o şeyi yapacak. Onu bile garanti yok ki bizim yaptığımız şey bir ilaç değil. Biz olayı temelli çözmeye çalıştığımız için işimiz biraz daha zor. Niye zor? Çünkü biz kiloyla da uğraşmıyoruz. Biz beynin kilolu tutma sebebini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bir tekrar söylüyorum. Biz beynin kilolu tutma sebebini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Özellikle yemediği halde kilo alanların ya benim metabolizmam çok yavaş o yüzden ben kilo alıyorum diyenlerin ana konusu beyinlere bir sebepten dolayı kiloyu tutuyor. Adam o yüzden ne yerse yesin kilo var. Bir tanesi çok az yiyor, öbürü çok yiyor. Çok yiyor olan hiçbir şekilde kilo almıyor, çok az yiyor olan kilo alıyor. Böyle örnek var mı? Çok var. Yani aslında ana kontrol beyinde, tamam mı? Yani bunun birçok sebebi var. Tabii adam, ya bazı tipler var, aşırı yemeğine rağmen bir şekilde kiloyu tutmuyorlar, ödem tutmuyorlar vesaire. Şimdi normal bir insandı bak, normal. İkisi de normal. İkisinin de travmaları, hayatları aynı. Şimdi ikisinden hangisi daha fazla kiloyu alır? Daha fazla yiyen, değil mi? Doğrudur. Ama insanlar aynı değiller ki. O yüzden yeme hikayesi insanların standart aynı olduğuyla ilgili olan varsayımda geçerli. Çünkü eğer insanların bütün beyinleri, bütün yani o yani nedir ona besine yaklaşım şekli beyninin eğer aynı olsaydı sadece kalori hesabıyla biz kilo yani ne kadar kilo vereceğimizi her şeyi bilirdik. Ama bu böyle değil. Tamam mı? Bunun sebebi birçok insanda aslında yemediği halde kilo alma durumu var. Tamam mı? Hocam deprem korkusu var çok bende nasıl yenebilirim? Efendim daha yeni deprem demosu yaptık. 50 bin kez yazdım. 50 bin kez tanıtmaya çalıştım. Daha cumartesi günü onu yaptık yahu. Yani bayağı da fayda görürdünüz yani. Şimdi bakın kiloluysanız iki sebep var. Bir şekilde beyniniz aslında ya da beyninizde olan bir şey kiloyu tutuyor. Çünkü ne yerseniz kilo alıyorsunuz. Diğeri ise aslında biraz yani şöyle söyleyeyim. Kilo verebiliyorsunuz. Kilo da vermelisiniz de yani veriyorsunuz da ama çok yiyorsunuz. Size şimdi buradaki insanların kilo sorunu olduğunu varsayıyorum tamam mı? Size bir soru soracağım. Herkes buna cevap versin yani soracağım soruya. Nasıl sorayım soruyu? Bir saniye bekleyin ya. Güzel sorayım ki herkes cevapları iyi görsün. Basit sorayım tamam. Zor soracağım. İyi düşünün. Sıfırla 100 arasında puan verin. Tamam mı? Sıfırla 100. Neyin puanını vereceğinizi söyleyeceğim. Bak. 100 derseniz tamam mı? Ben deli gibi yiyorum. Deli gibi de kilo alıyorum demek. Tamam mı? 100 derseniz bu ben deli gibi yiyorum. Bu yüzden de kilo alıyorum demek. 0 derseniz ben yemek falan yemiyorum.
Yemek yemediğim halde kilo alıyorum demek, tamam mı? İkisinin arasında bir rakam var. Eğer 50 verirseniz hem yiyorsunuz hem de kilo da alıyorsunuz. Tamam mı? Ama yemediğiniz halde de alıyorsunuz bak. Tamam mı? Bak yemediğiniz halde de biraz alıyorsunuz. Bana şu rakam veriyorsun. Tekrar söylüyorum. 100 demek aslında siz hakkınızın tamamını alıyorsunuz. Aşırı yiyorsunuz. 0 demek aslında fazla yemiyorsunuz ama kilo alıyorsunuz. 50 demek hem beyniniz kilo aldırıyor hem de yiyorsunuz. Tamam mı? 50 diyorsanız yani siz hem yediğiniz için hem de metabolizmanız ya da bir olaydan beyniniz yüzünden kilo alıyorsunuz demek. 50 demek o. Tamam mı? 100 demek aşırı yiyorum demek. Ve aslında aşırı yediğim kadar kilo alıyorum demek. 0 demek ben aslında hiç yemek falan yemiyorum ona rağmen kilo alıyorum diyeyim. Tamam yüzler bak bunu göreyim yani 100 demek 60 da verebilirsin 50 de tamam mı? Mesela ben size söyleyeyim ben 100'üm. Ben 100'üm. Ben deli gibi yiyorum az kilo alıyorum. Umarım anlamıştır herkes. Güzel bir şey oldu. Bakın herkesin böyle şey kendine göre olan şey ortaya çıktı. Sabah akşam yemek bakın söylediğim şundan bahsediyorum. 100 demek ben gayet de yani kilom neyse onun tamamını hak ediyorum demek. 0 demek hiç kilomu hak etmiyorum ben yemediğim halde kilo alıyorum demek tamam mı? 50 demek hem yiyorum hem de yemediğim halde kilo alıyorum demek. Yani 50 hem biraz yiyorum hem de aslında yemediğim halde çok da kilo alıyorum demek. Yani ikisi de var demek. Bak mesela baklava kek. 75 diyen bir insan diyor ki ben baya baya yiyorum. Biraz da aslında metabolizmam da yavaş. Biraz da o yüzden de kilo alıyorum demek ki istiyor. Tamam mı? Yani ama sıfır varsa bak çoğu insan 50 diyor bu arada. Yani çoğu 50 diyenler iki tarafı da yaşıyorlar. Yani hem hak ettikleri çok fazla yedikleri için kilo alıyorlar. Hem de hiçbir şekilde yani kilo yani vücutları da hak etmediği halde de kilo alıyorlar. Ben yüzüm. Bak ben yüzüm. Ben çok yiyorum. Çok saçma sapan zamanlarda yiyorum. Ve tamamen hak ediyorum. Ben yüzüm. Şimdi yani sıfırları da konuşacağız. Yüzleri de konuşacağız. Ortalar. Diğer herkes ortada zaten. Bak herkes diğer ortada. Şimdi ödem çok oluyor diyen bir insan sıfıra yakındır demek ki. Yani ya da 10'dur 20'dir. Tamam mı? Ödemim çok diyen. Çölyakım diyor bir tanesi. Sıfır o mesela. Bak kabızlık problemi var. Bundan dolayı kilo alıyorum diyen sıfıra yakın. Çünkü kabızlığından alıyor. Yediği için almıyor. Yani sizin yemenin dışındaysa sıfıra yakın bir şey söyleyin. Yeme ise hep yüze yakın bir şey söyleyin. Evet yani sıfır. Aynen öyle. Umarım bak herkes konuyu anladı. Okey yani gayet güzel. Böylece insanlar bakın yani siz de bakın diğer insanlar da bu durumdalar. Ben de öğrenmiş oldum bak. Sıfır var. Gece yiyorum diyen işte 70-80 insülin direncim var diyen 50-60 yani hem de insülin direnci olduğu için yani ya da 50 yani hem şekeri düştüğü için yiyor sürekli hem de bir şekilde vücudu bir şekilde o şeyi de vermiyor. Kiloyu da atmıyor yani. Tamam yani şimdi bak olayın iki bacağı var. Çok yemek ve biraz da beyin ve metabolizma. Bak burada metabolizma dediğimiz şey aslında beynin tetiklediği, beynin kontrolünde olan bir şey. Yani bu anlattığımız beyin de düşünce gücünden tabii ki bahsetmiyorum. Düşünce gücünden tabii ki bahsetmiyorum. Yanlış anlamayın. Yani burada hiçbir zaman düşünce gücünden bahsetmiyoruz biz. Yani demin anlattığım ağız kokusu düşünce gücüyle mi temizleniyor? Tabii ki hayır.
Yani bu şu, alt beynimizde bir, biliyorsunuz, bir travmalarla beraber yani yaşanan böyle bir farklılaşmaya başlamış bir beyin var. Ben o yani bir sistem var. Alt beyinden bahsediyoruz. Alt beyin metabolizmanın aslında alt beyine bağlı olduğunu anlatıyorum. Çünkü her şey alt beyine bağlı. Çünkü vücudu ne yönlendiriyor? Beyin yönlendiriyor. Neye göre yönlendiriyor? Birçok şey göre. Ama en çok asıl amacı hayatta kalmak. Yani sizin hayatta kalmanız için, ikinci bir de üremeniz için uğraşıyor beyin. Başka da çok bariz büyük bir amacı yok. Ya hayatta kalmanı sağlıyor ya da üremeni sağlıyor. Zaten sürekli yani insanların daha çok böyle yani kontrol edemedikleri duygunun aşk olması ya da cinsellik olmasının sebebi çok temel bir şey. Senin elinde olan bir durum değil at beyinde. Amaç ne? Üremek. Bir insan bak, diğer bir olay da şu. Beyin o kadar çok hayatta kalmak istiyor ki. Şu söylediğimi umarım herkes anlar. Bir insan var. Allah göstermesin. Birinci köprüye çıkıyor, Boğaziçi Köprüsü'ne ve atlıyor. O insanın üst beyninin kararı ne? Hayatına son vermek. Ama alt beyni o düşerken hala hayatta kalmak için uğraşır. Benim anlattığım şey üst beyin değil, alt beyinden bahsediyorum. Yani suya düşerken kendini korumaya çalışır, bir şekilde hayatta kalmaya uğraşır. Yani konu alt beynin tek amacı var, hayatta kal ve yürü. Tamam mı? İşin o yüzden aslında bütün travmalarda neden bunları yapıyor? Çünkü travmaları zannediyor ki bir hayatsal sorun var. Yaşadığımız kötü olayları büyük eskiden olduğu gibi hayatsal, mematsal hikayeler olduğunu zannediyor. Bunu niye öyle zannediyor? Çünkü biz aslında ilkel beyin çok daha ilkel zamanlardan, tehlikelerin çok daha fiziksel olduğu zamanlardan geliyor. Tamam mı? İşin mantığında da bu. Hep niye aslında bir neden soyut olaylarda vücut fiziksel organları değiştiriyor? Çünkü alt beyin için soyut da somut. Çünkü alt beyin için mecazi, soyut hiçbir şey yok. Tamam mı? Şimdi kiloya buradan gelelim. Yani metabolizmanın da beynin kontrolünde olduğundan gelelim. Tamam mı? Şimdi öncelikle bir beyin neden seni kilolu tutmaya çalışıyor olabilir? Yani neden kilonu vermiyor olabilirsin? Bir hastalığın yoktur. Tamam mı? Bir travmaya yönelik olarak senin iri olmanı, kendini savun diye bazen iri olmanı sağlayabilir. Burada bu tarz ne tür bir travma olabilir? Dayak yedi. Mesela. Ha bu arada şu, bunun hangisi olduğunu anlamanız için de şu soruyu sorayım. Bana herkes yazsın. Kilo sorununuz İki rakam yazdıracağım, tamam mı? Kaç yaşınızda başladı? Şu an kaç yaşındasınız? Kilo sorununuz ilk ne zaman, kaç yaşında başladı? Bu bir. İkinci rakam, şu an kaç yaşındasınız? İlk hangi? Bak 12 yaşımda başladı, şu an 49 yaşındayım. 16 yaşımda başladı, şu an 30 yaşındayım. 14 yaşımda başladı, şu an 39 yaşındayım. 23 yaşında başladı, 29 yaşındayım. 35 yaşımda başladı, 41 yaşındayım. 16 yaşımda başladı, 43 yaşındayım. 6 yaşımda başladı, 29 yaşındayım. 34 yaşımda başladı, 39 yaşındayım. 15 yaşında görüyorsunuz. 12, 46, 18, 34, 25, 28, 24, 55, 30, 38, 10, 33, 30-35, 14-23. Bak Selma Güner diyor ki bebekken bile kiloluymuşum diyor. 8-48, 45-52 mesela. Şimdi burada da benzer bir şey bulacaksınız. Tamam, benzer bir durum bulacaksınız. İlk başladığınız yaşı biliyorsunuz ya.
ilk başladığınız dönemi biliyorsunuz ya. Orada da iki ihtimal var. Bu bir travmayla başlamış olabilir, tamam mı? İki, o dönem aşırı yemeye başlamış da olabilirsiniz. Yani şimdi o zaman şunu sorayım, tamam mı? Bana şunu yazın, bana şunu yazın. Bakın herkes birbirini görüyor. İlk yılı, yani ilk yaşınızı, ilk kilo aldığınız yaşı yazın. Boşluk bırakın şu anki yaşınızı yazın. Sonra da şöyle yazın. Yedim ya da yemedim. Yani şu anlama geliyor. Yiyerek mi kilo aldınız, çok yediğiniz için mi kilo aldınız, yoksa yemediğiniz halde mi kilo aldınız? Bana onu yazın. Yani iki tane, bir, yani üç tane şey yazacaksınız. Bir, kilo aldığınız ilk yaş. İki, şu anki yaşınız. Tamam mı? Yediniz mi, yemediniz mi? ...12.40-42 yemedim diyor. 6.37 yemedim. 32.37 yedim. Görüyorsunuz burada herkes okuyor. 16.48 yedim. 18.49 yemedim. 23.33 yedim. 33.47 yemedim. Bu arada bak, bunlar size tam anlamıyla kendinizi analiz etmeniz için bir sorular. Tamam mı? Şimdi aslında yedim diyenlerin de, bak yemedim diyenleri önce alalım. Onlar daha kolaylar. Yemedim diyenler, tamam mı, belirli bir travma yaşadılar. Yedim diyen, yemedim diyenler bir travma yaşadılar. Yani yemedikleri halde bir anda kilolar arttıysa, o dönemden, o 5 sene öncesine kadar belirli travmaları düşünsünler. Yani ilk, dedim ya, ilk ne diyelim, ilk kilo aldıkları yaştan 5 sene öncesine kadar bu travmaları düşünsünler. Bunlar ne olabilir? Onları konuşalım. Tamam mı? Evet. Bir, dedim ki büyük olamamak. Yani dayak yemek, cinsel saldırı, cinsel taciz. Bazen bir sorumluluk veriliyor ve sorumluluğunla ilgili olarak kendini yeter görmüyorsun ve daha büyümeliyim, daha koltuğu doldurmalıyım tarzı şeyler yaşamış olabilirsin. Bazen mesela hamilelik döneminde yemediğin halde çok kilo alıp da sonra kiloyu veremediysen, burada bazen mesela çocuğa yetemeyeceğim, çocuğa sütüm yetmeyecek gibi çocukla ilgili sıkıntıların olmasıyla ilgili bir şeyler olabilir. Hatta şu an hem onunla ilgili daha sürekli yiyor da olabilirsin. Yani çocuğa sütüm yetmeyecek diye beynin takılmış ve seni şu an yediriyor da olabilir. Yani birçok insanın mesela çok fazla kilo alıp sonra onu verememesinin sebebi şeyde, hamilelikte, bu çocuğa yetemeyeceğim gibi korkular olabiliyor. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Buna nasıl çalışılacak? Bunlar travmaya, yani önce bir farkına varın, sonra nasıl travmaya çalışacağımız zaten ayrı bir konu. Tamam mı? Şimdi yemedim diyenler, yani gereksiz yere böyle çok hak etmeyerek kilo alanlarda travmalardan biri şey, dediğim gibi büyük olma, cinsel saldırı vesaire. Burada dayak yemek, saldırı, çirkinleşmek istemek de olabiliyor. Mesela yani mesela cinsel saldırı, kişi aman dikkat çekmeyeyim falan diye kendini korumaya çalışıyor ya da vücudunda kalkan oluşturuyor. Bana dokunmasınlar diye. Yani korumak için bunu olabilir. Böyle bir şeyle beraber kilo almış olabilirsiniz. Cinsel saldırı, travma, yani taciz gibi şeyler, basit şeyler de olabilir. Aklınızda bulunsun. Bunlara çalışmak, kilo için bunlara çalışmak gerekebilir. Tamam mı? Bununla beraber en bariz örneği ödem. Yani düşündüğünüzden çok daha fazla ödem
tutuyor olabilirsiniz. Ve de yedim diyenler de fark etmeden ödem etkisiyle beraber yemedi. Yani tamam yemiş olabilirler ama aslında yedikleri için değil de yani başka bir travmanın etkisiyle de gerçekten şey yani atıyorum %80 travma etkisiyle %20 yiyerek almış da olabilirler. Tamamen yedim dediğiniz zaman da o %100 yediğiniz için aldığınız anlama gelmiyor. Yani burada ikisi de etki etmiş olabilir, bilginiz olsun. İnsan zaten travmadan dolayı çok yiyor. Yani sıkıntıdan yiyor. Yaşadığı tehlike, stres vesaireden yaşadığı o dönemde yiyor. Kendini yiyeceği veriyor. Hem yediği için alıyor hem de travmadan alıyor. Yani orada iki tane çift etki oluyor. Bir, zaten aşırı yemeye başlıyor. Çünkü hayatında hiçbir lezzet, hiçbir mutluluk yok. Ne yapıyor? Mutlu olabilmek için o üzüntüden, o stresten, o korkulardan kendini yiyeceği veriyor. Ama zaten yaşadığı bir travma da var. O travma da ona kilo aldırıyor. Yiyerek de kilo alıyor. Çift çarpanlı etki oluyor. Yani tek bir tarafa bakmayın. Tamam mı? Şimdi her türlü kilo aldığınız dönemdeki travmaları iyi, yani yaşadığınız o hayatı iyi hatırlayın. O travmaların ne olduğunu, yani o dönemi iyi hatırlayın. Eğer ÖSS, ÖYS, LYS, LGS falan gibi öyle konularla ilgili rahatsız, yani öyle bir dönemde çok yemeye başladıysanız bu böyle tek bir travma değil, bir dönem. Aslında orada anne babanıza karşı olan suçluluk duygunuz, başarılı olamadım, değersizlik, yetersizlik, o duygular üzerinde çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bakın, belirli bir dönemde bariz bir travma yoksa, yetersizlik, değersizlik, suçluluk, başarısızlık gibi konulara yoğunlaşın. Eğer bariz bir böyle çok net bir travma bulamıyorsanız, böyle yani atıyorum ÖYS'dir, LYS'dir, hayatınızın sıkıntılı bir dönemi, kendinizi çok iyi hissetmediğiniz bir dönemse, yani böyle uzun bir dönemse, konu biraz daha uzun vadeli yetersizlik hissiyatı, suçluluk hissiyatı. Bilginiz olsun. Tamam mı? Yani eğer ÖYS, LYS bilmem ne falan döneminde. Ama eğer, bakın adam sadece tacize uğruyor kadın. Mesela çat diye kilo alabilir, yemeden alabilir. Bunlar travmayı çözersin, çat diye kiloyu verir. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani öyle bir altın dokunuş verirsin ki obez insanı normal yapabilirsin tek bir travma çözerek. Çünkü eğer beyinde sıkıntının sebebi tekse, tek bir çalışmayla ona dokunduğun an o çöker ve o sorun anında biter. Biz yani bunu dinleyenler yine ben yazsınlar ben. Bir kadın tek gecede ödem atarak 7 kilo verdiğini anlatmıştı. Bunu izleyenler ben yazsınlar. Yani yayında izleyenler. Okuyanlar değil. Çünkü okumuş olanları ben kitapta bunu yazdım diye yani kitapta ben uydurmuş da olabilirim. Bizzat o hanımefendi izleyenler ben yazsınlar. Yani eskiler bak bir gecede 7 kilo veriyor. Ödem atarak. Tamam mı? Kadının travması ödem travmasıydı. Tamam mı? Bak bu arada bunu söylüyorum ki insanlar, benim böyle şeyim yok. Yani böyle anlattığı şey şu. Yani semineri, Ankara seminerinden bir hanımefendiydi. Galiba Eskişehir'de oturuyordu. Çok net hatırlıyorum. Bir arkadaşıyla yayına katılıyor diye. Seminerde çalışmayı yapıyor ya da seminerden sonra çalışma yapıyor, hatırlamıyorum ama çalıştığı konu şu. Babasına öfke çalışıyor. Babasına öfke çalışıyor. Deli gibi ağlıyor. Deli gibi ağlıyor. Deli gibi ağlıyordu. Orada ben kilo demonoza girdim. 7 kilo verdim. O ayrı. Bak demoya tabii canlı yayına çıkmıştı. Kadının anlattığı şey şu. Öyle bir tuvalet yapıyor ki, öyle bir yani gece şey oluyor ki, yani ödem atıyor ki, yani sabahleyin komşusu gördüğü zaman inanamıyor. Yani böyle kemer falan yetmiyor falan yani kadına. 7 kilo oldu yani, kendi anlattığı şey. Tamam mı? Şimdi hikaye şu. Babasının yani öfke. Şimdi bak burada ödemin travması nedir? Önce oradan başlayacağım. Tamam mı? Ödemin travması aslında kayıp, ayrılık,
ayrılık, taşınma. Hani otobüse binersin, ayağın şişer ya. Taşındı aslında, yer değiştirdiğin için şişiyor. Yoksa bütün gün evde, bütün gün iş yerinde de oturuyorsun. Aslında otobüsün bunu yapmasının sebebi, insanın beyni, tamam bakın hikaye şu. İnsanın beyni alışılmadık bir yere gittiği zaman biyolojik olarak daha fazla su tutmaya programlı. Yani eğer yani kendi çöplüğündeyse sıkıntı yok. Terk edilmedi, herkes yerli yerinde. Burada bir değişiklik yok. Ne zaman değişiyor? Sudan çıkmış balığa döndüğü zaman. Kendi içerisinde zaten konu. Sudan çıkmış bir balığın ilk ihtiyacı olan şey su. Ölür yoksa sudan çıkmış balık. Sudan çıkmış balığa döndüğünüz, kendi yani hayatınızın, yani kendi yerinizden çıktınız, başka bir yere gittiniz vesaire, ya da terk edildiğinizi hissettiniz, kayıp yaşadınız. Kayıp da terk edilme hissiyatı yaşatır ya da yalnızlık hissiyatı. O yüzden kayıp travmaları, ayrılık travmaları da aslında ödem yapabilir. Tamam mı? Şimdi o lafın kadın burada mıymış? Şimdi burada neredeymiş? Nerede o hanımefendi ya? İsmini yazın. Hepiniz ayrı bir insan yazıyorsunuz. Bence yanlış bir anlama var. Emel Hanım. Emel olabilir bak. Emel ismi olabilir. Emel soyadı. Ama tam ismini yazmanız lazım şeyi. Tam yani Emel Hanım yetmeyecek. Emel Hanım. Yayına katılmak istiyorsanız ki çok katılmanızı isterim. Ne durumdasınız diye yani kendiniz anlatın. Emel Aydın 592, tamam dur. Şey yapacaksam yazacağım. Bekleyin. Emel Aydın 592. Bu da kaç puan hanımefendi? Vallahi bu hanımefendi mi emin değilim. Aldım. Ama resimdeki hanımefendiye benzemiyor. Konuşayım. Kim çıkacak bilmiyorum. Yani sizin şeyinizin, yanlış anlamanızın. Allah geldi biri. O. Doğru. Arka tarafta bir Doğru saniye. yerde Bunu miyiz? önemli. Doğru insan bağlantısı. Doğru yerdesiniz. Doğru insandasınız. Ha valla. Bir dakika saçınız. Ama arkanızdan ışık geliyor sizi görmek için. Saçlarım. Evet, şöyle geçeyim. Arkanızdan ışık geldiği için ters ışığı. Şimdi nasıl? Süper. Şimdi evet. Saçlarım Ya evet ya sizin ne olmuş? Hadi tamam. Sizi gayet iyi hatırlıyorum. Yok. Merhaba hocam. Siz Eskişehir'dendiniz değil mi? Eskişehir'denim. Evet. Ankara seminerinizde gelmiştim ben. Gayet Ama iyi. ben seminere gelmeden önce Ha, öyle miydi? yaşadım. Okey. Sonra ne oldu? Bir şey, Öfke. bir dakika ben hatırlıyorum. Babaya öfkeydi de. Baba, eş, anne, baba, kayınvalide, benim bütün yakınlarıma öfkem vardı. Şu an Okey. hepsine Şimdi ama sanki durum. babada çok çığırından.
Peki babanıza olan da çığından çıkmışsınız galiba. Bir insan, bir kişi daha var. Bir hanımefendi daha var yanınızda, değil mi? Evet, o Melike, o da rahim kanserinden aslında o buldu sizi daha öncesinde. O ameliyat olduktan sonra sizin sayenizde toparlandı. Neroformatla toparladık onu. Sonrasında işte, ama ondan önce ben işte Ankara seminerine daha önce katılmış olan Necla Koçer, Tamam, çok Necla sevdim. ablam. Çok Evet, ben de çok çok sevdim. severim. O benim hayatıma dokunan, benim hayatımı değiştiren kadın diyorum tabii önce siz. O hikayesini anlatırken ben sizi Melike için takip etmeye başlamıştım. Dinlerken Necla ablayının canlı yayına bağlandığını gördüm ben. Sonrasında Necla ablaya rica ettim. Dedim ki hani o da okuyamamıştı. Hani hikayemiz benziyordu yani. Okutulmamıştı falan o içinde. Ben de öyle okumayamadıydım falan işte. Babama oradan çok öfkeliydim ben, anneme babama. Sonra bana dedi ki, bana çalışma yapar mısın abla dedim. Ben çok kötü durumdayım. Çünkü hani en yakınlarınızda sürekli öfke içinde yaşıyorsunuz. Ve ben hani burada bizi izleyen insanlara şunu söylemek istiyorum. Yani yiyerek olan öfkeyle ödem öfkesi arasında bence fark var. Yani göğüs altından başlayan şişlikle oluşan kilo, omuzlar hani tüm vücut inen. Bence o ödem, yani ödem. Ben mesela şu an kiloluyum yediğim için. Hani ama o başka bir kiloydu yani benimkisi. Sonra ben hikayemi yazınca Necla abla çok sağ olsun beni hani öne aldı. 45 dakika süren bir çalışma yaptık. O Ankara'da, ben Eskişehir'de telefonla. Ama dediğim gibi ben burnumdan baloncuklar çıkana kadar ağladım ve çok hazırdım. Bütün hani onlara olan öfkemden kurtulmaya çok hazırdım. Açıkçası ben kilomun gideceğini bilmiyordum. Çünkü hani Nera formatı tanımıyordum bu kadar. Hani bilmiyordum yani nasıl bir sistem. Sonra seminerinize geldim ben sizin. Ben sadece o an kurtulmaya odaklıydım yani. Hani bu öfkemden kurtulmaya odaklıydım. Ben eşimle ailem içinde 6 ay konuşmadım. Yani o kadar öfkeliydim ama. İşte anneme öfkeliydim, babama öfkeliydim. Ne bileyim, kayınvalideme öfkeliydim. Niye böyle diye her şeye öfkeliydim yani. Hani ben çok iyiyim, ben çok daha iyisini hak ediyorum. Neden beni anlamıyorlar diye de öfkeliydim. Kendime öfkeliydim. Yani neden başaramıyorum? Neden bu kadar iyi bir anne olmama rağmen, bu kadar iyi bir eş olmama rağmen neden hak ettiğim hayatı yaşayamıyorum? Hani kendime de çok öfkeliydim ben. Ben bütün öfkelerimden kurtulduktan sonra o gece o ödem benden Peki gitti. Ve benim açıkçası benim için nasıl bir süreç? Tekrar bir hatırlasana, çünkü bir defa hatta bunu kitapta da yazdım. Hani gecikmeli teslimiyette yazmış olmuş. evet, 158. sayfada Aycan karakteri olarak Ben çünkü ben zaten buradaki yani ben şu gecikmeleri an yazmıştım bazı kitaplarda. Yani burada şey olduğu için ne olmuş diye kesinlikle anlatsanız da insanlar bir anlasınlar, yani ödem geliyor mu? ben işte bu artık hayatımı yaşayamaz durum dedim. Çünkü düşünsenize hani eve geliyorsunuz, evde huzursuzsunuz. Annenizi babanızı görmek istemiyorsunuz. Ona gitmek istemiyorsunuz. İşte kayınvalidenize ayrı bir öfkelisiniz. Öyle huzursuzsunuz. Ben de bir arayış içindeydim. Yani hani antidepresan kullandım. Olmadı. Bir de ben çok hayat dolu, yaşamayı seven, hani çok özgüvenli, cesur, hani buzun, ama bu tarafta bunlar olduğu için bunu gösteremiyorsun. Öyle olunca ben bu durumdan çok 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 rahatsızdım yani. Sonra işte bulunca Necla ablanın canlı yayını izledikten sonra o da bunu yazdım Instagram'dan. Abla dedim ben senin yardımına çok ihtiyacım var. Böyle böyle. Sonra hikayeni yaz dedi bana. Hikayeni yazdım ve 45 dakika süren bir çalışma yaptık biz. Çalışma esnasında işte ben bütün öfkemi kustum ama. Bence neuroformatta en önemli şey duyguyu gerçek. Yani ben zaten duyguların çok uç noktada yaşayan bir insanım. Bence ben şu ana kadar benim kendime yaptığım 16. neuroformat falan. Hani eğitimden sonra arkadaşlarıma çalışmalar yaptım kendime. Ve ben şu an bir psikolojik danışmanlık merkezinde de çalışıyorum. Asistan olarak çalışıyorum. Hani biz bu yöntemle bir sürü insanın da hayatına dokunduk aslında. Yanında çalıştığım psikologla. O da
seminerinize katıldı Halil Bey. Yani ondan sonra o çalışmada ben bütün her şeyimi orada bıraktım diyebilirim. İşte siz bana niye bunu yapıyorsunuz? Ben bunu hak etmedim. Ne hissediyorsam. Yani asla riyasız. Ben sizi çok seviyorum. Sizin de beni çok sevmenizi istiyorum ve bunu sevemeyecek bir şey yok ortada diye yaşattım kendimi açıkçası. Yani hem en ince noktasına kadar yaşattım. Hani ne hissediyorsam. Baba ben seni çok seviyorum. İşte siz beni okutmadınız. Ben ona rağmen sizi çok seviyorum. Ama hala siz kendinizi düzeltmediniz. Hani hala bir şeylerin farkında değilsiniz. Ya ben annemi babamı gerçekten çok seviyorum. Eşimi çok seviyorum. Hani hepsini, bütün insanları çok seviyorum ama şu an neroformat sayesinde o nötrleşmem onların da kendi hayatlarında öğrendikleri, kendi doğrularını bana yaşattıkları, şu an onlara hiç öfkeli değilim. Onların en büyük yardımcısıyım. Ama o zaman onlara sürekli hesap sorur vaziyetteydim. Hani bu hem onları kırıyordu hem beni çok incitiyordu. Ben bundan da kurtuldum hani kilomun yanında. Ben şu an onlara çok olgun bakabiliyorum. Annemi de çok, çok zorladı. Necla Hanım'ın bu Çocukluğu geçti. konuda şeyi bir hatırlamıyordum. Ben zannediyordum ki ya da yanlış dinlememişim. Necla'nın çok insanın Biliyorum, hayatına biliyorum. dokundu Biliyorum. Tamam, gerçekten. biliyorum. Bunların en başında ben geliyorum. Açıkçası ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçek anlamda hala görüşüyoruz biz Necla ablayla. Yani hani ben de bir sürü insanım. Mesela size bir mucize daha anlatayım mı şu an? Buyurun. Şu an benim babam KOAH hastası. Geçen ay. Konumuz kilo ama KOAH'ın travması ölüm korkusu. Doğru biliyorum değil mi? Genelde öyle. Çok ölüm korkusu. Gene ne o? Geçen ay bir pazar sabahı annemin telefonuyla uyandım. Çabuk bir ambulans gönder, babam nefes alamıyor. Aynı zamanda benim babam marangozdu. Hani oradan da tabii ciğerlerde bir sıkıntı var. Çok şükür sigarayı falan bıraktırdım ama neyse yatırdık. 17 gün kadar bir hastane sürecimiz geçti. Ondan sonra babamı çıkartacağımız zaman şu makinelerden kullanmamız gerektiğini ve makinesiz asla çıkaramayacağını söyledi babama doktor. Neyse ben işte makineyi aldım, evi hazırladım, bilmem ne çıkarttım ve günde 16 saat o makineyle yaşaması gerekiyordu babamın. Sonrasında ben babamın travmasını hatırladım. Ona bile çalışmadım hocam, vekaleten çalıştım. 1999 depreminde ben babamın gözündeki o korkuyu gördüm. O şehadet getirirken gözünden çıkan ateşi, ölüm korkusunu babamla birlikte yaşadım. Yani ben babamı hiç o kadar çaresiz görmemiştim. Sonra düşünürken dedim ki neden olmasın? Ama bu tarz şeylere çok kapalı oldukları için kendilerine de yapma, yani kendisine yapmadım. Ya açıkçası benim çalışmalarım çalışma gibi değil ya da bana çok kolay mı geliyor ya da bana çok mu özümsedim? Sadece babamla konuştum zihnimde. İşte babam çok korktu. Biliyorum baba çok korktun ama hani geçti. Bakın yine deprem oldu. Bir depremde de ölebilirdik. Ama bu senin KOAH olmana gerektirmiyor. Yani bu tarz şeyler söyledim. Sonra babam kontrol etti. Babam şu an makine kullanmıyor. Ya bilmiyorum. Bunlar da beni bazen şey oluyor yani. Ben Wow. açıkçası bakın belki de doktor yanlış bir teşhis koydu. Hani gerçekten makineye ihtiyacı yoktu. Bunu da düşünüyorum bazen. Ama bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani Ben de yani şeyler beni bu vekaleten ve bu şeyler falan yani bu arada biliyorum çok aşırı yani inkar edilmeyecek iyileşmeleri gördüğüm için artık bunu kabul ediyorum ama evet. her seferinde şaşırmaya devam ediyorum. Bu arada insanlar kilo beklediği için Evet. şey yapıyorum. Şeyi yapayım. Tamam Sana mı? ayıp olacak devam ederken bir anda size anlatırken. Yani bu arada ne? Siz Tamam. hangi ara yani ben sizi yıllardır görmedim. Ha, buralarda mıydı nasıl yoksa bugün mü denk geldi? Bugün de yani ben ara ara Ha. giriyorum ama çok yoğun çalıştığımız için çok fazla şey yapamıyorum ama siz Tamam. takipteyim, Tamam. Necla Çünkü bak ablayı bütün takipteyim. dostlar unutulmuş birer birer falan modundayız yani. Tamam mı? Şey Değil, deriz ya bu hikaye değil. 3-4 senelik. Şey soracağım. Ödem nasıl gitti? Onu Aynen. anlatın sonra da öde şeye geçeyim. Ödem gitti. Ben işte çalışma bana 2,5-3
saat 3'tü galiba. 2,5 ya da 3'tü saat. Sonrasında 5-5,5 gibi benim kızımı almam gerekiyordu işte. Ama o süreçte ben gerçekten benim iyileşme krizlerim çok yoğun geçiyor. Yani tanınmaz hale geliyorum. Ondan sonra ben istifra ede ede okula gittim kızımı almak için. Okul da çok yakın Allah'tan ama ben orada 3 tane çöp kovasında durdum yani. Sonra kızımı aldım, geldim, kızımı yatırdım. Ve kuyruk sokumundan bir ağrı. Ondan sonra sürekli geğirme. Hiç durmadan geğiriyorum. Hiç. Aralıksız geğirir mi bir insan yani? Her geğirdiğimde de pardon, pardon. Sonrasında akşam 9 saatlerinde de tuvalete girdim. Yani durmuyor. İşte Sonra işte bir çıkıyorum, tekrar çıkıyorum, tekrar 12-12,5 gibi uyudum sanırım. Ama ben ertesi gün hani böyle çocuklar okula çantayla giderler, sırtlarında da çok ağır olur ya. Hani onu çıkarınca böyle oh derler. Öyle bir hisle uyandım. İşte kapı çaldı, kapıyı açtım. Komşum geldi, töbe bismillah, töbe bismillah diye diye. Çünkü benim eşofmanım bu tarafa bu tarafa sarkmış. Ben farkında mı değilim kendimi? Gözlerim şiş. Yani böyle omuzlarım küçülmüş. Onu da kardeşim fark etti. O kardeşim bana kahvaltıya gelmişti. Ben patates kızartıyordum işte. Ona kapıyı açtım. Ay yanacak patatesler diye koşarken kardeşim de arkamdan koşuyor. Sana ne oldu omuzların küçülmüş diye. Hani bu taşıdığım yükler bilmiyorum yani evet, nedir? enteresan. Ya ama 7 kilo olduğunu söylemişsiniz, değil mi? Yani 7... Ha, asansör. Çünkü komşum bana öyle der demez. Ben hemen tartıya çıktım. 87 kilo ile yatıp 80 kilo ile uyanmıştım çünkü. Eyvallah. Tamam. Vallahi Emel Hanım çok Yani. teşekkür ediyorum. Yani böyle tam anlatırken ben Teşekkür ederim. insanlar İnşallah. bunu hatırlayanlar var mı? Yani diğer yeniler de bunu bak böyle bir şey var. Bir, izleyenler var. Siz buradan çıktınız yani hiç beklemediğim Evet. şey bir şekilde Ya çok teşekkür inanmamalarını çok anlıyorum. Hani ben bana da birisi anlatsa inanmakta ben de zorluk inanmam tabii. Her çekerdim. günde Çok ya bir günde çekerdim 100 yana yani evet. çok net. Ama hani benim yakınlarım, beni görenler, benim yanımda olanlar ya da şeyler, hani bunu yaşayanlar Ya ben herkes bile demin bazen de herkes bilsin diye şey yaptım. Çok teşekkür ben ederim. İyi geceler diliyorum. Şey devam edeyim. teşekkür ederim. İnsanlar ayıp olur çünkü evde otursam. Hoşça kalın. Tamam hocam, Güle tamam. Görüşmek üzere. güle. İyi Güle akşamlar. güle. Hoşça kalın. Şimdi efendim, hanımefendi gördüğünüz gibi bizzat burada hiç beklemiyordum çünkü çok uzun yani 3 senelik en az 3,5 bile olabilir. Yani 2019 falandır hanımefendi. Yani bu anlattı yani bu olay 4 sene bile olmuş oluyor evet. 4 sene bile olmuş olabilir. Dört sene olmuş olabilir. Neyse, o yüzden hiç istifra edince ödem gitmiyor mu diyorsunuz? Zaten 7 kilo mu ödem istifra? 7 kilo mu istifra etti? İki kilo mu istifa etti yani sonuçta neyse burada konu teşekkür ederim hayal efendim bakın burada anlatmaya çalışmaya ödem buradaki ödem niye var bu hanımefendi o kadar muhtemelen kendini yani evde hissetmiyor. Evde derken yani bir şekilde yaşadığı bakın öfke ikinci bir duygu. Burada aslında terk edilmişlik hissiyatı. Terk edilmişlik. Hani babasına, annesine çıkıyor. Herkese olan öfkesiyle beraber kendine öfkesi gidince kendini terk edilmiş hissetmediği için beyni ödemi bırakıyor. Ödemin en büyük sebebi ayrılık. Buradaki öfke aslında ayrılık travmasını tetikleyen bir öfke. Tamam mı? Yani buradaki öfke kiloyu ya da ayrılığı tetikliyor. Yani kendini ayrı hissediyor. Ben beni kimse sevmiyor bana yani vesaire gibi bir hikaye. O yüzden demin başa dönersek araya bu girdi. Başa dönersek
Hani sormuştuk ya şu kadar zaman ne zaman ilk aldınız diye. Ödemle ilgili travmalarınıza çalışın. Yani acaba yani bu kitap bak ödem zaten burada mesela öğlen bakabilirsiniz ödem. Mesela o an kitabında ödem ne başka daha böyle uzun yazan kitaplar da var ama bu burada mesela bu kitabın ödem kitabı değil ama ödem. Genel ödemin fazla olması ayrılık kayıp travmalarıyla ilgili. Ayrıca taşınmak, bir bölgeyi terk etmek zorunda kalmak, varlığın tehlikeye girdiğini düşünmek, sudan çıkmış balığa dönmek, ayrıca lokal ödemler bir bölgenin değişmekte olduğunu gösterir. Zira her türlü iyileşme ödemle gerçekleşir diyor. Burada aslında yani ayrılma hissiyatı, kendini yalnız hissetmeyle ilgili olduğunu bu arada efendim başlayalım derken konu insanlar şimdi size kötü bir şeyim var. Bugün demo olduğu ile ilgili bir şey söylemedik. Yani bugün demo yok ki. İnsanlar anlamadılar galiba. Bakın burada demoya geçtiğimizi zannediyorlar ama ben yani demo diye bir şey yok ki burada bakın. Beyin ile kilo verme özel bilgilendirme canlı yayını yapıyor olacağım. Bugün bilgilendiriyoruz zaten. Yani demoyu ben çok öncesinden haber veririm yani. Bugün sadece bir kilo şeyi var. Ben anlamadım. İnsanlar yanlış anlamışlar bazıları. Herkes değil. Herkes değil ama bazıları böyle yanlış bir şeydeler. Bugün yani demo dediğimizde ben binlerce, yüz binlerce insanı şey yapıyorum. Ben bugün neyden kaynaklandığını, nereye bakmanız gerektiğini anlatıyorum. Yoksa bir toplu çalışma yapıyoruz gibi bir hikaye yok bugün. Yani yakında belki yaparız yani ama bugün demo günü değil. İnsanlar yani bana zorla demoya başlayalım diye şey yapıyorlar. Yani ben konu anlatıyorum burada. Tamam mı? Yani burada anlattığım şey işin şeyi yani ben, yapabiliriz belki demo. Geçen şimdi ödemi unutmayın. Ayrıca birçok yani başka travmalar mesela tiroidden dolayı olabilirsiniz. Tiroidle ilgili bir konu olabilir. O dönemde tiroid yani Hashimoto hipotiroid durumunuz varsa bunun travması elde edememe kurtulamama. Bunu çok konuştuğumuz bir konu. Artık sürekli konuşmayın. Hashimoto hipotiroid elde edemediğin şey bakın. Eğer gebelikten bak gebelik sonrası kilolarını veremeyen birisi varsa ya da tiroid olduysanız konu uzun süre devam eden bir türlü bitmek bilmeyen gebelik olabilir. Bir, doğumunuz uzun sürmüş olabilir. Bilginiz olsun. Yani çok görüyorum. Bir, eğer tiroidseniz, Hashimoto'ysanız ve bu gebelikten sonra başladıysa bir türlü çıkaramadığınız yani bir türlü bebeğin çıkmadığını hissetmeniz olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Kilolarınızı vermemenizin olayı bak gebelikten sonra kilo veremediyseniz tiroid olabilirsiniz. Bir de demin anlattığım çocuğunuza yetememe korkusu olabilir. Nasıl çalışılacak bu yani birçok farklı yani o an kitabında bunun mantığı var. Seminerlerde detaylı öğrenme şansınız var. Biraz önceki Necla Hanım yani çok sevdiğimiz bir hanımefendi. En az 4 sene önce Ankara seminerine birinci, ikinci, üçüncü kurlara gelen kendinden de yetenekli ve çok ilgili olan bir hanımefendi aslında hanımefendi burada sizin gibi başlayıp sonra seminerlere gelip çok ilgi gösterip sonra da çok sevdiklerine tamamen yani iyi olma yani iyilik yapma niyetiyle çalışma yapan bir hanımefendi tamam mı? Yani görüntü bulanık. Bu şeyden sonra olabiliyor ya. Yayını kapattık yani birisini yayını aldıktan sonra yok kötü çok da kötü değil ama bu şeyden sonra olabiliyor ya. Yayını kapattık diye yani birisini yayını aldıktan sonra yok. Evet, yine muhabbet oldu. İstanbul ve Anadolu yakasında hiç seminer yapma planımız yok. Yani hep şey yapıyoruz.
İstanbul Maslak civarında seminer yapıyoruz. Maslak civarında yapıyoruz yani. Böyle bu taraf insanlar yurt dışından geliyor. Şimdi efendim, bununla beraber travma ile ilgili olarak biraz araya konu girdi. Kusura bakmayın oradan da. Travma ile ilgili olarak başka olabilecek şey insülin direnci. Kadınlarda hep iğrenme, tiksinme travmalarıyla olabiliyor. Erkeklerde ise böyle uzun süre devam eden dönemlerle ilgili olabiliyor. Mesela polikistik overden dolayı insanlarda kilo hiçbir zaman geçmeyebiliyor. Onun travmaları hep kayıpla ilgili. Kayıp, ayrılık, direkt ölüm, kayıp, boşanma. Yani böyle net kayıp. Polikistik overler sağ taraf baba, eş kardeş, sağlak biri için, sol tarafta anne çocukla ilgili. Diğerleri tam tersi. Çöl yağın travması çok sorular diye söylüyorum. Özellikle çok öfkelendiğiniz bir dönemde çok fazla gluten tüketmeniz yani. Alttaki numaradan WhatsApp ya da arayarak bilgi alabilirsiniz efendim. Seminerlerle ilgili. Şimdi ofiste benimle değil ekiple görüşüyorsunuz. Benim birebir çalışan çok sayıda bir ekibimiz var. Çok yeniler o soruyu sorular. Yani yaklaşık 30 tane uzman psikolog çalışıyor efendim ekipte. Klinik psikolog, onlarla çalışıyorsunuz. Bu sistem benim ekibimle. Şimdi travmaları örnek verdik. Ne yapıyorsunuz? Eğer bak burada şu, sert travmaları MKB ile çalışıyorsunuz. MKB'yi çalışma şekli o anda var bu arada. Yani bunun yüzleşmesi var, bunun suçluluk duygusu var, mücadelesi var, travmaları bölmek var vesaire. Travmaya çalışmak aşırı kolay değil. Ben şu anda size gerçekten neden kilolu olduğunuzu buldurmaya çalışıyorum. Çünkü nasıl çalışacağınız, biriniz ÖYS'den dolayı kilolusunuz, öbürünüz cinsel tacize girmişsiniz, öbürünüz ödeminiz var, öbürünüz başka bir şey. Bak bu hanımefendi yaşadığı olay tamamen babasına, eşine olan öfke ve kendini yalnız hissediyor beyin. Yani diyor ki yani beni seven yok ya, yapayalnızım. Hep dedi ya herkese öfkem var dedi. Şimdi bu arada kilo demos dediğimiz şeyi yapmak okey güzel ama şimdi onu nasıl yapılacağınızı biraz anlatmaya çalışacağım ama asıl hikaye bir de yüzleşme çalışmaları yapın. Yüzleşme çalışmalarda öfke duygunuz, özellikle kendinize olan öfkeniz sizi çok buzdolabına götürür. Bilginiz olsun. En çok kendinize öfkeniz. En çok kendinize öfkeniz. Bunu nasıl çalışacaksınız? Kendinize öfke sebebiniz olan olaylara çalışacaksınız. Ya da insanlara karşı. Kendinize öfkenizin iki çeşidi var. Bir tanesi hatta bu kitapta o anda anlatıyorum bunu. Şu kitapta. Kendine öfkenin iki çeşidi var. Bir, ben buna suçluluk diyorum. Suçlulukta başkası zarar görmüş, sen kendini suçluyorsun. Çünkü mağdur başkası. Öz eleştiride ise sen kendine zarar vermişsin. Zarar gören mağdur sensin. Kendini koruyamamışsın. Kendini yeterince savunamamışsın. Ya da kendini geliştirememişsin. Zarar gören de sensin. Öz eleştiri. Yani ikisini de farklı şekillerde çalışabilirseniz yeminizin azalması için çalışmanız gereken şey suçluluk özellikle. Öfke ama daha çok suçluluk yani suçluluk ve öz eleştiri. Kendinize olan öfke. Tamam mı? Kendinize kızgınlık. Hayatınızla ilgili. Burada burada çalışmalarda suçluluk çalışmalarında suçluluk hissettiğinizle konuşuyorsunuz. Suçluluk hissettiğinizle konuşuyorsunuz ve onunla konuşarak, o vuruşları yaparak, ona fayda sağlayamadığınızı, onu koruyamadığınızı, ona layık olamadığınızı, onu işte yeterince koruyamadığınızı, sarılmadığınızı, öpmediğinizi, onu gibi şeylerle yani durum neyse tabii ki
O önce o duyguları iyice açığa çıkarıp sonra da kendinizi affetme yoluna geçiyorsunuz. Bu bayağı seminer bilgisi, böyle 2 dakikalık bir konu değil. Yani işte Almanya'ya gidip de bilmem ne gitmemizin sebebi bunları nasıl çözeceğiz hikayesi. Bu yeni kitapta zaten bununla ilgili. O anda da diyeyim ki yani bunların çalışma şekli, suçluluk bilmem ne hep burada var. Bak söylüyorum. Tamam mı? Bu arada bunun gerçek yolu da eğitimler. Yani Neyza Hanım mesela biraz önce anlattım hanımefendi. Bayağı bayağı, hatta hala Ankara seminerlerine gelip böyle çok bir şey öğrendiğini zannetmiyorum artık gelip oturup, ama gelip beni ziyaret eder, bir şey yaparız, selamlaşırız falan. Yani en az o ilk 4-5 sene, 5 sene önceki seminere gelmiştir. Sonra en az 15 defa görmüşümdür. Bak 15 defa. Hanımefendi 15 defa beni ziyaret etmiştir seminerlerde. Yani. Net. Yani abartmıyorsam yani 15 vardır. Yani hanımefendi onlarca, yüzlerce insanla çalışmıştır sonra. Yani ve tecrübe kazanmıştır ve işte bu hanımefendinin hayatını kurtarmış. Tamam mı? Bu arada bu kitap çok da şey bir kitap, açık konuşayım. Yani çok diğerlerinden çok da böyle direkt konuya net nüfuz eden bir kitap. Sonra, okey. Şimdi kendinize öfke çalışacaksınız ve suçluluk çalışacaksınız. Yani kendinize öfke derken öz eleştiri ve suçluluk. Öz eleştiride ise kendinizle konuşuyorsunuz. Karşınızda biri olabilir ama kendinizle konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben salağım, ben aptalım. İşte arada bir karşıya da dönebilirsiniz ama ve de kendinize kızıp sonra kendinizi affediyorsunuz. Hangi konularda? Kendinize kızdığınız konularda. Kendinize kızdığınız konular ne? Yani başarılı olmanız, işiniz, insanların sizi sevmesi, değer vermemesi, belli bir yere yükselememeniz, belki kariyerinizin iyi gitmemesi, belki son işinizi batırmanız. Yani bunları, o travmaları çözmeniz lazım. Daha çok suçluluk ve öz eleştiri. Tamam mı? Ayrıca bakın, bu şimdi şeye geçtik. Neden iştahınızı nasıl azaltmadayız? Diğer bir olayda bağımlılık denilen bir hikaye var. Bakın biz sigarayla kiloyu aynı şekilde çözüyoruz. Sigarayla kiloyu aynı şekilde çözüyoruz. Burada yaptığımız olay, bunu bir demoda daha önce çok yaptım ve birçok insan bayağı kilo verdiler. Biraz önce birisi yazdı, 7 kilo verdim demomuzdan sonra diye. Hatta bunların böyle şurada hikayeler de böyle yılda sonra hiç koymadım ama böyle şeyler. O zaman koyuyordum. Bakın. Şuralarda bir yer, şunlar var ya, pardon, buraya değil de şurası. İkinci kilo demosu falan diye şunları okursanız, insanların yorumları var. Şey yazmışlar. Nasılsınız, nasıl geçti diye yazdığım insanların yorumları var burada. Daha önce yaptığım kilo demosundaki. 2 tane kilo demosu şeyleri var. Oradan izleyebilirsiniz. Bunu yapmayı seminerler zaten öğretiyorum. Bayağı yani bayağı biraz bilgili olmak lazım. Öyle 2 dakikalık bir konu değil ama orada yapılan hikaye basitçe kişinin tam da canını istediği, tam da aç olduğu bir ana gidip 3 şeyle duyguları çok yükseltmek. Ruh hali, bu arada bak seminerde verdiğim şeyleri ama detaylı veriyorum tabii orada. Ruh hali, kişinin ruh haline çok anlatması. Sonra yoksunluk duygularını hissettiği bedeninde, mesela canı o anda çikolata istiyorsa çikolatayı en çok hissettiği yeri anlatıyor bir yandan ruh haliyle beraber. Yani dilin ucu, dişleri gibi vesaire gibi. Bir de tatmin olmayı tarif ediyor. Ve de duyguları yükseltiyor, belli bir şey yapıp yükselttikten sonra burçlarla beraber o duyguyu indirmeye çalışıyor. Nasıl? Kitapta anlattığım, bu kitapta anlattığım 3 artı 1 diye. Bu arada ben rahatlatmayı artık 3 artı 1 demeye başladım seminerlerde. 3 artı 1 kitapta detaylıca anlattım. Yani nasıl rahatlatıyorsun? 3 artı 1 rahatlatması da direnci kırıyorsun. Direnç dediğimiz şey, mesela adam çikolatayı bırakmak istemiyor çünkü çok keyifli. Direnci kırman lazım. Nasıl kıracaksın? Yani direnci iyice ortaya çıkaracaksın, keyifli olduğunu. Sonra diyeceksin ki ama bu bana zarar veriyor. Sonra da böyle. Mesela sigarayı bırakmak için bu çok daha zor. Direnç çok daha fazla. Sigara mesela adam, burada çok uzun teknik konulara giriyorum. Orada çok girmeyeyim ama kural şu ki, direnci kırmak için önce direnci fark etmesi gerekiyor. Eğer
direnç varsa kişide, yani istemediği bir şey yaptırmaya zorluyorsan, direnci kıramadığın için bu bırakma ya da iştah azaltma gerçekleşmiyor. Niye? Çünkü istemiyor. Yani zorla yapılabilecek bir şey değil. Özellikle iştah ve kilo çalışması. Oradaki direnç dediğim şey, mesela sigarada ne? Bu arada kilo da aynı ama sigara mesela adam bunu ben bu benim en yakın arkadaşım gözüyle bakıyorsa, sırdaşı olarak bakıyorsa buna böyle gerçekten altyapıda böyle 40 senelik sırdaşımı bırakırım, o benim canım, o benim sırdaşım, o benim arkadaşım diye bakıyorsa, onun farkına varması, iyice onu yaşaması, onun bahsedilmesi, sonra da ne ya bu sırdaş mırdaş diye, bu tamamen yani bir tütün çubuğu yani. Bu Philip Morris'in bir şeyi, bir neden ona bir ürünü ya, bu arkadaş mı arkadaş değil ki, onun farkına vardırılması gerekiyor. Bu arada niye bunun farkına vardırılması gerekiyor? Çünkü beyin öyle çalışıyor. Mesela başka bir hikaye. Mesela sigarayı bırakması için kilo almaktan korkuyorsa, kilo almaktan korktuğunu ve ona rağmen bıraktığını söyletmen gerekiyor. Böyle çok çok fazla nüanslar var. Çok fazla nüanslar var. Tamam mı? Yani seminerlerde bu 2 dakikalık bir şey değil. Belki bilmiyorum. Belki seminer öncesi bir kilo demosu tam bahara şey yapmadan yapılabilir. Emin değilim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani uygulamaların ne kadar biraz yani detayları olduğunu o an kitabında mutlaka okuyun. Yani seminerin yerini tutar mı derseniz tutmaz. Ama sizi çok iyi noktaya getirir. Tamam mı? Diğer kitapları da gerektiği yerlerde şey yapın. Şimdi yani çok basitçe huzur. Sigara benim sırdaşım. Efendim, bu arada anlattığım hikaye çok benim anlattığım hikaye çok özel bir konu. Bu arada yarın şimdiden söyleyeyim, cilt sorunlarını detaylıca anlatacağım. Böyle hiç anlatmadığım şekliyle cilt sorunlarını anlatacağım. Şimdiden sevdiklerinize haber verin. Bu arada herkes bana soruyor, nasıl paylaşıyoruz bilmiyoruz falan diye. Bakın paylaşmayı şöyle yapıyorsunuz. Diyelim ki, ha bu arada şeyde şeyi açın. Bildirimleri açın, çünkü belki bildirimleriniz açık olmayabilir. Muhtemelen bir kontrol edin bildirimlerinizi. Bakın bildirimlerinizi kontrol etmek için şuraya gidin, bir bakın. Nereye gidin? Benim Barış Muslu Official'a bir bakın. Yani şeye gidin. Barış Muslu Official diye yazın. Beni bulun bir şekilde. Nasıl gideceğinizi biliyorsunuzdur. Şu zili açıyorsunuz. Gönderiler hikayeler, reels, ama en önemli şey videoları da açabilirsiniz ama anlaşılır canlı videoların tümü size bildirim gelsin. Çünkü ne zaman bazen geç giriyorum, bazen erken girebilirim vesaire. Şimdiden açın. Bir de demin de söylediğim şeyiniz nasıl paylaşıyorsun? Mesela biraz önce bilmem ne travması ile ilgili bir şey yaptım. Paylaşma şurası bakın. Reels videonun hikayeyi ekledi. Şuraya basıyorsun. Şu çıkıyor. Sonra da hikayem diyorsun. Şöyle basıyorsun. Bir şey de yazabilirsin istersen. Sonra da paylaş deyince paylaşılıyor. Tamam. Basamadım ki oraya. Bastım. Paylaştım. Şu anda yani herhangi bir şey, şunu da paylaşabilirim. Şöyle basıyorsun. Şuraya. Şu üçgen gibi şeye. Hikayeni ekle diyorsun. Bak basıyorum. Şuna da hikayem diyorsun. Bastım. Bu da paylaşıldı. Bu kadar. Tamam, yani çok kolay aslında hikayeyi bir yerde paylaşıyor. Yani sevdiklerinizle paylaşmanız. Kaydetmeyi de bu arada ilk defa bu taraftan daha kolay göstereyim. Şimdi mesela bunu kaydedeceğiz değil mi? Kaydedelim. Kaydetme şurası. Bayrağı, aman sol elle basamıyorum. Şuna basıyorsun. Sonra da kaydettiklerine gitmek için de işte kaydedildi diye bir şey yazıyor. Ona gidiyorsun. Bak kaydetmişim onu. Görüyor musunuz? Burada kaydettiğim bazı gönderiler var. İşte seminerler, bilmem neler, eski kaydettiğim şeyler çıktı. Biraz önce kaydettiğim şey de burada. Böylece hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Bütün bilgiler belli bir yerde bulunuyor. Hepsini oradan okuyabilirsiniz. Yani toplu olarak okuyabilirsiniz. Yani orası sizin nöroformatla ilgili bir arşiviniz olur.
Teknoloji öğretiyorum. Helal size. Yarın cilt sorunları anlatacağım. Tamam mı? Süpersin hocam. Yarın bugün biraz araya başka yani şeyler girdi böyle yani iyileşmeler ama yarın şimdi cilt sorunları işte aknedir, üst cilt, alt cilt, travmalar nedir, hangi bölgeler neyle ilgili, saç neyle ilgili, o neyle ilgili, bu neyle ilgili özellikle sevdiklerinize paylaşım derim. Kilo ile ilgili herhangi bir şey kaçır, şey yaptım mı diye. Şu aklıma birkaç tane daha şey anlatma vardı da orada hanımefendiyle muhabbet alınca onları unuttum mu diye düşünüyorum şu anda da. O yüzden yani iki sebebi olduğunu çok iyice açıkladım. Birisi aslında bir travmaya karşılık yaşanan olay. Bir tanesi de sizin çok yemeniz. Çok yemenizi çözmenizin iki yolu var. Çok yemenizi nasıl çözeceğiz? Tamam mı? Çok yemenizi çözmek için özellikle deminden beri söylemeye çalıştığım şey kendine olan suçluluk duygusunu ve de kendine öz eleştirini. Suçluluk da öz eleştirinin farkı şu. Suçluluk da başkasına karşı sorumlusun. O yüzden onunla konuşuyorsun çalışma sırasında. Öz eleştiri de kendine karşı sorumlusun. Sen kendine zarar vermişsin. Kendinle konuşuyorsun. Kızıyorsun. Sonra rahatlatıyorsun. 3 artı 1 dediğim şeyleri rahatlatıyorsun. 3 artı 1'in yani kitapta bunun böyle çok detayı var. Yani affetmek hiç kolay değil. Affetmeye çalış hiç kolay değil. O yüzden yani nasıl yaptığınızı, nasıl bunu yaptığını 2 dakikada anlatmak da hiç kolay değil. Yani naçizane olayı öğrenmeniz. Yani seminerle olsa çok çok daha iyi olur ama eğer seminere yakınınıza gelmiyorsam vesaire vesaire ise o zaman şimdi sıradaki seminerler İzmir, Ankara, İstanbul, Almanya, Antalya ve Bakü var. Bilginiz olsun alttaki numaradan ve bütün profilik numaradan bilgi alabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Program ya yine 23'te yani cilt sorunlarıyla ilgili olarak anlattığım şey yani orada sivilceden tut da birçok cilt hastalığının mantığını anlatacağım. Nasıl çözebilirsiniz vesaire bakın. Çözebilmek için ilk yapmanız gereken şey onun nedenini bulmak. Nedenini bulmadığınız zaman çözmeniz kolay değil. Nedenini bulmadan çözmeye çalıştığınız şeylerin sayısı az. Mesela kedi köpek korkusu, yükseklik korkusu vesaire falan bunlara sebep bilebiliyoruz ama birçok şeyin sebebini bulmadan çözemiyorsun. Çünkü ondan dolayı bir sorun var. Beyinde bir durum var onu çözmeden beyin izin vermiyor sorunun geçmesine. Çünkü zaten sorun diye senin yaşadığın şey beynin bulduğu travmaya çözüm. Bunu böyle anlamak zor ama yeniler daha zor anlayabilir. Eskiler zaten bunu biliyor. Biz beynin travmaya çözüm olarak bulduğu şeyi travmayı beyinde temizleyerek o çözümden kurtulmaya çalışıyoruz. Çünkü beyin hastalığı belli bir tehlikeye aptal ilkelce bir tehlikeye tepki vererek başlatmış. Ne? Hangi anda başlatmış? O anda. Kitabın ismi o yüzden o an. Hangi anda? Travmanın tam bir anında. Onu bulursan, bunu çözersen zaten beynin bu yaşadığın travmaya yönelik bu sorunu ortaya yani çözüm olarak ortaya çıkardığı için burada neden çözüm dersen o da bir o beynimizin ahmaklığı. Yani beynimiz mükemmel mi dersen? Burada ben size sorayım. Ben sorayım. Acaba kimler şey? Beynimiz mükemmeldir ama biz onu kullanamıyoruz diyenler evet desin. Diğerleri yani buna inanmayanlar hayır desin. Beyin mükemmel değil diyenler hayır desin. Beyin mükemmeldir ama biz onu kullanamıyoruz diyenler evet desin. Yo beyin mükemmel değildir diyenler hayır desin.
Efendim, ne kadar çok yeni insan olduğunu, bu arada şunu merak ettim ya. Efendim, evet diyenler, yani yenileyen tamamı evet diyenler. Net söylüyor. Yani yenilerin tamamı burada şey yazmış, çok merak ettim. Travmayı da yazar mısınız? Çünkü ben öğrenmek için çok şey yaptım. Barış Bey diye şey yazmış. 2 sene öncesinden, 2 evvel ayak tabanı yanmam yok oldu diyor. Yani yayına katılıp 2 dakika söylerseniz güzeldir. Yeniler hoş geldiniz. Yani evet diyenlerin hepsi yeni. Yeni, yani evet diyenlerin hepsi bu arada beni geri çevirdi hanımefendi. Yani katılmak için yazmamış. Yani birisi Misli Şah mı dedi. Bana ayak yanmam 2 sene önce geçti diyor. Evet diyenlerin tamamı yepyeni. Yani hoş geldiniz aramızda. Beyin hiç de şey değil. Mükemmel falan değil. Çok uzun bir konu. Yani yani hoş geldiniz efendim. Yani beynin mükemmel olmadığını öğrendiğiniz zaman niye iyileştiğimizi, yani travmaları neden çözerek iyileştiğimizi daha iyi anlayacaksınız. Misli Şah, 1970'e uygun değilim. Travma neydi Misli Şah Hanım? Şimdi efendim, beyin gerçekten mükemmel değil. Yani beynin bu hale gelmesi milyonlarca yıl almış. O yüzden aslında alt beynimizin çalışma mantığı çok basit, çok primitif, çok ilkel. Üst taraftaki bizim çok daha böyle anladığımız karmaşık konuları bir farenin yorumlamaya çalıştığını düşünün. İlkel beyin basit bir fare gibi düşünün, tamam mı? Yukarıda mesela patron sana bağırıyor. Yukarıda, yani üst beyin, korteks diyelim, yani prefrontal korteks. Üst beyinde yaşanan travma şu. Patron bağırdı, sana hakaret etti. Alttaki fare ne anlıyor? Alttaki fare de, yani bütün organları çalıştıran onun beyni gibi düşün. Tamam mı? İnsan, yani fareye çip taktık, üst beyni, yani bir çip olarak hale getirdik, fareyi insan yapacağız. Tamam mı? Yani burada bilinç dediğimiz şeyi bir fareye takıp onu insan yapacağız. Farenin kendi başına takılan bir yazılımı var, tamam mı? Üste de biz insan yazılımı koyduk. İnsan yazılımı patronu anlıyor. Toplantıyı anlıyor. Şu anki dünyayı anlıyor. 2023'ü anlıyor. Tamam mı? Her şeyi anlıyor burada. Buraya da onu monte ettik. Burada bir şey olduğu zaman fare patronu anlayacak mı? Monte ettiğimiz zaman. Yani atıyorum, patron bağırdı. Ben çok üzüldüm, bana bunu yapamazlar, ben bunu hak etmedim falan diye bağırıyorum kendi adıma, tamam mı? Şimdi bununla beraber öfkeleniyorum ve üzülüyorum. Farenin beynine bağlıyım ya, bunu monte ettik ya buraya. Peki fare ne anlayacak? Patron anlıyor mu fare? Farenin patronu var mı? Farenin atıyorum kariyeri var mı? Farenin hayatında böyle çok karmaşık mevzular var mı? Fare atıyorum elinde tutmadığı şeyleri anlıyor mu? Para nedir bilir mi? Ya da okuldur, kariyerdir, Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız gibi bir konuyla farkında mı? Hiçbir şeyden farklı değil. Bu fare çok basit çalışıyor onun beyni. Senin beyni, yani onun bizim çipimizde olan hiçbir şeyi anlamayıp, tamam mı? Üst beyinde olan hiçbir şeyi anlamayıp kendine göre organları kapasite artışı yapıyor. Beynimizde olan bu. Tam bilginiz olsun. Beyinde olan tamamen bu. Yani bir üst beyin var, bir de ilkel alt beyin var. Tamam mı? Yani böyle milyonlarca yılın sonucunda ortaya çıkan bir beyin. Üstte olan çok daha geniş bir beyin var. Bizi insan yapan o bilinç dediğimiz beyin. Alttaki dediğimiz şey bilinçaltı ve daha altı. Tamam, burada olan hiçbir şeyi, üst beyinde olan, bu arada yani bilinçle bilinçaltı arasındaki farkı bilen herkes bunu anlarlar. Yani üst taraftaki o karmaşıklık, yani karmaşık konuları, soyut konuları anlayabilme yeteneği altta yok. Orası çok güçlü. Ama oldukça fare gibi çalışan bir beyin. Tamam mı?
O yüzden yaşadığımız travmaları alt taraf yanlış anlıyor. Kapasite, yani patron bağırdığı için şurada bir tane ben çıkıyor. Niye çıkıyor? Çünkü alttaki fare diyor ki patron bağırdığı zaman sağ taraftan bir saldırı geldi diyor. Çünkü patron sağdan bağırıyordu. Ya da birisini kaybettiğin zaman beyin diyor ki kaybedildiği yeri güçsüzleştirelim ki, yani daha doğrusu bir uyuşturalım ki uyuşma sırasında ağrıyı, acıyı hissetmeyelim. Çünkü koptu gitti. Ayrılık var. Cilt hastalıkları ortaya çıkıyor. Esra Demirtaş, ödem nasıl atılır anlamadım. Kilometre nasıl yönlendireceğim anlamadım. Konu değil de. Siz efendim daha dinlemeniz lazım. Konuyu biz bilincimizi yönlendirmeyi anlatmıyoruz. Terapinize zayıflamak için girmiştim ha. Ben anlamadım. Mistih Sah diye bir hanımefendi var. Demoya girmiş anladığım kadarıyla. Zayıflamak için girmiş. Ayak yanmaları geçmiş. İyileştirmek için hasta, yani tehlikeden kaçabilmek, tehlikeyi savuşturmak için hasta ediyor. Hastalık dediğimiz şey burada yaşanan patron bağırırken alttaki beynin konuyu anlamadığı için, yani farenin beynin konuyu anlamadığı için ve travmaları bir türlü, ne diyelim, travmalar sonsuz şekilde beyinde kaldığı da için, zaman kavramı da yok beynin, hem yanlış şeye yanlış tepki veriyor organ üzerinden, hem de tehlike hiçbir zaman alt beyin için geçmiyor. Çünkü hafıza diye bir şey var. Hafıza dediğin şey tetiklendiği an beyin onu şu an yaşıyor. O geçmişle ilgisi yok. Geçmiş dediğin şey alttaki beyin için şu an. Çünkü alttaki beyin için zaman diye bir durum yok. Yani hikaye şu efendim. Al, yani beynimiz mükemmel değil. Beynimiz bizi korumak için öldürüyor. Sizin farkında bile değilsiniz. Hani kanser olan insanlar var ya, sonunda kötü bir noktaya gidebiliyorlar çok daha, ya da büyük olaylar, MS'ler, Parkinson'lar olan. İnsan üzüntüsünden neden hasta oluyor biliyor musunuz? Beyin onu korumaya çalışıyor. Yaşadığı tehlikeye karşı, üzüldüğü konuya karşı, korktuğu konuya karşı onu korumak için beyin vücudu hasta ediyor. Korktuğu, kaçındığı, savaştığı, üzüldüğü konuya karşı beyin hem psikolojiyi hem de vücudu hasta ediyor. Bunu anladığınız zaman aynı düzeme gelirsin. Üstte yazdığım travmayı okuyabilirsiniz. Bir daha Mistişe Hanım'ı merak ettim. Ayak yanması nasıl geçmiş? Çünkü ayak yanması. Yurt dışına gidişleri beni çok üzüyordu ve babama olan üzerimden dolayı. Ha. Ayak yanma. Okey. Bak. Zaten yani ayak yanması ayrılık travması çıkıyor genelde de. Şimdi Mistişe Hanım zayıflama için çalışmaya girmiş. Ayak yanmaları geçmiş 2 sene önce. Travması da annesi babası yurt dışına gidiyorlarmış ve çok üzülüyormuş, çok özlüyormuş. Hikaye buymuş. Bak yani işin mantığı, bu arada bu bizim fıtratımızla ilgili. Yani bunu keşke beynim yandı. Şimdi efendim bakın. Olayın mantığını anladığınız zaman o kadar hikaye çok bariz ki, tamam mı? Yani benim anlattığım böyle bir uhrevi bir durum bilmem ne, yani böyle o inanılmaz mucizeler falan değil. Ben aslında aptal beyni, mal beyni devreden çıkartmaya çalışıyorum. Yani ben mal beyin diye kitap yazacağım. Sizin haberiniz yok. Ben yani daha önce de bunun geyiğini yapıyorduk. Yani benim bir sonraki kitabım adı Mal Beyin.
Yani siz ister okuyun ister okumayın. Ya bakın. Hiçbir şey anlamıyorum diyen var. Şimdi bakın efendim. Aşırı terlemelerim vardı yaptığım demolarla. Ozan Gülseren. Yani merak ettim ne olur. Demolarla şey olmuş. Böbrek taşı ayrılık travmaları. Yüzdeki kalıcal damarların yüzle ilgili değersizlik. Aşırı kabızlık genelde hep, vallahi geldi bir hanımefendi. Hayırlı akşamlar. İyi Bir saniye. akşamlar. Evet. Sizi konuyu ilginç Saniye. buldum. Saniye. Saniye. Teşekkürler bağlandığınız için. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Maşallah şey gibi mobilyalarınızı beğendik efendim. Bir ara Ah, özür dilerim. Bir dakika. misafir olmak isteriz evinize efendim. İnşallah. Ya olduk zaten. Bugün bayağı 2400 kişi. Nasıl çevireceğim? Bir dakika. Kamera. Ha yok. Pardon. Kapattınız. Yok, açtım. Tamam. Ha, şimdi Tamam. açtınız. Ben sizi Evet. hatırlıyorum mu? Ben de demolara çalıştım. Bir dakika, bir dakika. Hatta Bir dakika. Siz daha önce yayına katıldınız mı? Yok. yayın hiç katılmadım. Yok, Yok, hayır. tanımıyorum. İlk defa. Tamam. İlk İsminiz defa. nedir? İsminiz nedir? Seren Tamam, Ozan Gülseren efendim. Hanım. Hoş geldin. Nereden katılıyorsunuz? Hoş İstanbul, geldiniz. Tarabya. Tarabya mı? Tarabya. Komşuyuz. Yakınsınız demek ki. Buralardayız. Tarabya değiliz de bayağı yakınız. Evet. Yani biz de İstanbul'un Sarıyer ilçesinde oturuyoruz. Ha, evet. Yani Yakınız ilçe o zaman. olarak söylüyoruz. Evet. İlçe Komşuyuz olarak. olsun. Evet. Ne oldu? Neye çalıştınız? Ben baba öfkesine çalıştım. Yıllar önce sigara içtiğim için, hatta onu ben yazmıştım size. Sigara içtiğim için babam oklavayı sırtımda kırdı. Ondan sonra tabii olmayacak bir şeydi. Biraz sinirli bir babamız vardı. Ama bir o kadar da tatlıydı. Yani seviyordum. Babamı çok seviyordum. Ama öfkem çok, çok büyüktü. Hani sigara yüzünden oklava kırdı diye yıllardır hiç unutmuyordum. Ve benim sırtımda böyle bir kara bir leke, hatta bir fotoğrafta var. Bu fotoğrafı bulamıyorum. Simsiyahtı. Yani böyle kuaföre falan gittiğim zaman utanıyordum. Hani yeni dayak yemiş gibi. Böyle bir morarıklık vardı. Sonra işte çalıştım. Babaya saydım, söyledim, ağladım. Babam bu ara vefat etti Başına tabii. sağ Neden? Neden dostlar sağ olsun? Neden baba bunu bana yaptın? İşte cahildim, gençtim, içebilirdim. Çok fazla ileri gitmedin mi? Çok içtenlikle ağladım, çok üzüldüm. Sonra seni affediyorum dedim. Yine de çok seviyorum dedim babacığım. Benim de hatalarım olmuştur dedim. Ben de senden özür diliyorum dedim. Çünkü vefat etti. O şekilde vedalaştım. Bu ara sizi 2 senedir takip ediyorum. belli zaten Çok konuyu şey çok yaptım da beğenerek izliyorum. eksik olma. Sonra vedalaştım. Öfkemi belirttim. Ağladım. Birkaç sefer yaptım. Sonra kızım dedim, kızıma, bu ara kızım var, orman mühendisi, Beykoz Apa. Belediyesi'nde, bir de oğlum var. Kızım dedim, bir krem sürer misin arkaya dedim. Ah dedi, anne, simsiyahtı senin sırtın, ne oldu dedi. Dedim, kızım yani Görsem dikkatli bak. Dikkatli. söyleyeceğim. Dikkat.
Ki bak Ya dedim yani. görevliysen Ya sanki görevliysen söyleyeceksin böyle o yani. tam Zaten oturmuş. orayı, ben daha önce daha burayı görmedim. Neye benziyor bilmiyorum. Ya, Evet. Sen o... sanki böyle kan oturmuş gibiydi. Böyle mor bildiğiniz. Hatta bir fotoğrafım var. Onu bulsam şöyle denizde çekilmiş size de böyle göndereceğim. Ondan sonra çok sevindim tabii. Bu demoların işe yaradığını daha çok inandım size. Daha çok takip etmeye başladım. Hatta eşim dedi ki sen her akşam dedi ne okuyorsun, ne bakıyorsun böyle dedi. Ha, yatakta bile alıyorum böyle. Bakıyorum, yorumlara bakıyorum. Yani çok enteresan yani böyle benim o kara lekenin gitmesi. Sonra aşırı terlemelerim vardı. Yani her şeye terliyordum. Böyle bir sıkıntı, bir ter, sıkıntı, ter. Sonra yaşadıklarımla yine şey yapmaya başladım. Demolar yapmaya başladım kendi kendime. İşte sizden bilgi alarak, dinleyerek. Çok şükür o da geçti. O terlemelerim de geçti. Bakın kukuruyum. Ya bu arada şey, sizce orada neydi mesela? Siz onu yazdınız, ben de onu merak ettim. Terlemeden ne etkiliydi o yüzden? Onu hatırlamıyorum. Yani ben her demo yaptım. Mesela saldırı yaşadım ben. Bir konu hakkında kardeşlerimle Ha, bunların onları hepsine ha. teslim oldum. Kardeşlerimle yaşadığımız bir ufak bir olay yani vardı. Ufak da sayılmaz. Mal davası Yani vardı. herkes şu an 2400 kişi kardeşleriyle sıkıntı yaşadık deyince mal davası diye işlerinden geçirdiler zaten. Oluyor mutlaka herkes de oluyor yani çok Ya normal bir şey insan ama kardeşleri ne yaşıyor? sevmediğimden değildi işte bütün üç kardeşiz ama birbirimizi seviyorduk çok seviyorduk fakat araya mal girince anne baba da ölünce artık kimse kimseyi tanımaz oldu yani Yapmayın. kırgınlık da oluyor dargınlık da oluyor hepsi oluyor tabii bunlar insanı çok inciltiyor. Çok üzülüyorsun, derinden üzülüyorsun. Yani bu ufak bir şey değil. Kardeş bu, kan bağı bu. Ben her zaman Anne söylediğim babanın... gibi en çok yani hassas ve iyi kalpler önce hastalanır. Diğerleri daha henüz gelmediyse sizin kadar ya bilmiyorlar ya da sizin kadar üzülmemişler bu konuyu. Bu arada genelde her sene öyle hassas. Vallahi onlar da duyduğuma göre tansiyon hastası olmuş. Şükür Allah'a ben tansiyon hastası olmadım ama safra kesemi kaybettim. Çok tehlikeli bir ölüm tehlikesi Geçmiş yaşadım. olsun. Doğru. Taş tıkadı pankreasımı. Bu arada Doktor bir onu dedi da ki o anda çalışın, bakın o anı da. O da bir şey. o anı evet bir şok oldum ben. Pankreatit oldunuz deyince o şoku Bir yaşadım de ben. hayır, O o ana gitmedim. dediniz ya bir şeyler olduğu bilmem ne, yani eğer orada Evet. bir kriz mriz falan varsa o an, yani çok korktuğunuz için O başka ana şeyler de olabilir yani, anlatabiliyor muyum? o an zaten uyku sorunum var benim şimdi. O ana gitmem lazım. O anı çalışmam lazım. Çok büyük bir korku yaşadım. Doktor Bey de dedi. Gülseren Hanım kefeni yırttınız dedi. Şükürler olsun Güzel, yani ama dedi. şey söyleyeceğim. Ama ben şunu yaptım bakın. Ama ben o zaman sizi dinlemiyordum. Kendi kendime dedim ki ya ben yaşamak istiyorum. Hayat güzel dedim. Ondan sonra dedim ki ne kadar saçma şeylere ben kendimi üzmüşüm dedim. Ne kadar saçma şeylere dedim böyle yaptım. Kendi kendime hayıflandım. Ama taş duruyor, sancıdan geberiyorum böyle, affedersin. Ve ertesi gün doktor bey demesin mi? Taşınız düştü, kefeni yırttınız Gülseren Hanım. Hadi gözünüz aydın. Yani bu kelime bile bence o taşı düşürmeme neden Tabii oldu. muhtemelen yani işte o şey hikayesi, siz teslimiyete geçmişsiniz. Yani ben değil bu değil. Kabul ediyorum, olanı kabul ediyorum. Mücadele olayı, mücadele beyni travmayı diri tutuyor. Teslimiyet ise Çok saçma şeylere dedim. evet. Çok saçma şeylere kafayı takmışım
kendimi üzmüşüm dedim. Yani ne gerek vardı dedim. Bu kadar kendimi üzmeye dedim. Bunu çok tekrarladım. Siz Ve evet, şükürler yani aslında olsun. şey gibi olayı kendi beyninizde belli oranda çözmüşsünüz. Şeyi merak ettim. Buyurun. Uykusuz sorunumuz var dediniz ya. Evet, ben bunu bu uyku sorunu da şu şekilde oldu. Bu pankreatit yaşadığım zaman ben çok büyük bir şok geçirdim orada. Yani nasıl olur? Benim babam da pankreastan öldü. Taş tıkadı, taşı düşüremedi, şekeri vardı, kalbi vardı, yaşayamadı. Yani vefat etti. Ben de o pankreatit, babam da pankreatit olmuştu işte, taş tıkamıştı. Ben de pankreatiti duyunca orada bir şok geçirdim. Çok korktum, çok üzüldüm. Onu ne zaman kaç saat kaçta duydunuz? Gündüz. Onu acile, ben dedim ki kızım midem ağrıyor çok fena dedim. O da dedi ki Kaçta? anne dedi. Kaçta? O da dedi ki kaçta? Valla düğünden gelmiştik. Gecenin ikisi, iki falandı. Bakın Acile. size bir şey göstereceğim, yakın. Yani bunda uykusuzluğu açıyorum. O an kitabının, ki yeni eski kitaplarda var. Uykuda ya da gece yaşanan travma, mesela alınan kötü bir haber gece olduğu için. Evet, gece aldım ben bu haberi. Yani şey, siz olayı gece Midem ağrıyor. Acil şeye gidelim dedim kızım. Mide hapı alalım. İlk defa yaşıyorum ben dedim. Anne dedi, öyle eczaneye gitmekle olmaz bu iş. Doktora gideceğiz dedi. Sonra doktora gittik, acile, İstinye acile gittik. Saat 2 sıralarıydı. Orada gece aldım ben bu haberi. Orada şok geçirdim, dondum kaldım ben, İşte pankreatit. ona Nasıl olur yani? çalışırsanız Babam gibi uyursunuz. dedim. Uyursunuz. Bak, gerekiyorsa bizim ekipten de yardım alın. Zaten biliyorsunuz buradasınız, tamam mı? Yani çünkü çözersiniz. Travma belli. Uykusuzluğunuzun travması pankreatit, yani o gün o gece yaşadığınız olay. O Tamam mı? gece evet, mavi ışıkta, yeşil ışıkta aldılar, şey altındaydım. Gazetem altındaydım. Sonra yatışımı bekledim. Çok zor süreçlerdi. Kurtarın beni diye bağırdım orada. Yani doktora dedim ki beni kurtarın, ben öleceğim dedim. Yani çok kötü bir durum yaşadım. Allah kimseye, hiç kimseye yaşatmasın. Çok Yani geçmiş olsun bu arada, bak. Siz Allah. bu olayı çözmüş gibi bakın, travmayı buldunuz ki kişi anlamında. Yani siz kendiniz zaten anlamışsınız ondan sonra uykuya geçmediğiniz, kendiniz söylediniz zaten bununla ilgili olduğunu. Ben de net olarak onun öyle olduğunu teyit ediyorum. Çünkü zaten saatini sordum. Eğer gün içerisinde olsaydı, hatta dedim yani normalde bir insan bunu gün içerisinde öğrenir. Ama siz düğün sonrası gece olunca uykusuzluğa dönmüş. Gece, evet gece bir de şeyi yaşadım ben. Bu İstanbul depremini, Yalova depreminde onun korkusunu yaşadım. O kadar çok korktum ki onu da çalışmam lazım. Üçten sonra, o deprem saatinden Üç sonra buçuk, evet. Bu arada uykuya dalış cumartesi yapıyordum. günü çalışma yaptık. Siz Ha, katılmadınız. kaçırdım işte ya. Onu kaçırdım. Sonra Ha. işte zona geçirdim. Bu zona ağrım var yalnız. Ha, Onu bir nerede türlü zona? Zona çözemiyorum. nerede? Sonra tam sağ tarafımda atlattım fakat ağrım var. Yani tutulmalarım var. Böyle dönerken tutuluyorum. Yani ağrılarım Belki biraz ağrı. hafifletti. Ağrıya kızma gibi şeyler falan denilebilir. Yani Tam çözememiştim herhalde. evet. Hiç dönemiyordum. Aynı felçliler gibiydim. Bu ameliyattan sonra arkasından zona geçirdim. Yani sıkıntılarımdan dolayı. Bu Yani ben... zona da diyorum ki ya atlattım ben bunu, hani bu yani sonradan arkasından hani teslim olduktan sonra ya işte bu kadar üzülmem gerekmiyor da ne kadar saçma şeylere üzülmüşüm dedim ve arkasından zona geçirdim. Acaba
Aa, bu da mı bir teslimiyetti? Zona biliyorsunuz, iltihabik bir O durum. zaten, Hani siz bu o iyileşme zaten, zona iyileşme hastalığı da. iyileşme arkasından yani yaşadım ben bunu 2 ay sonra. Muhtemelen iyileşmesi. Yani o zaten Zora'nın travması da saldırı. Sizde yani bakın. Bak, Buyurun. ona biraz daha iyi çalışmanız lazım. Tamam mı? Yani o çalıştığınız şeye ya da ağrıya kızma gibi bir şey. Şimdi hikaye şu. Sizdeki bu yaşadığınız mal bilmem ne bilmem ne hikayesi, tamam mı? Buradaki hikaye bir saldırı hissiyatı yaratmış ve o yüzden muhtemelen terlemeniz o saldırı hikayesiyle olmuş. O terleme zaten onun şey travması saldırı, tamam mı? Çok terler. Bu Zona'nın da travması saldırı. Bakabiliriz yani Z'ye gidip. Direkt okuyayım size. Yani terleme de öyle. Şimdi Baktım, inceledim saldırı saldırı ve olduğunu. pislik travması. Yani saldırı ve pislik. Saldırı. Şimdi Saldırı, siz pislik saldırı ama şimdi pislik değildir. Sizdeki de, yani saldırıdır. Yani saldırı hissiyatı. o Siz saldırıyı zaten yaşadım. Bir de yıllar önce gençliğimde bir komşu tarafından saldırıya, hani balkonuma bütün pislik atılıyordu. Ben de titiz bir kadın. Sürekli o da olabilir. balkon Yani temizliyorum. Sürekli sinirlerim kabarıyor, kim atıyor diye böyle çıldırıyordum. O saldırıyı da yaşadım. Yani ona da çalışmam o ya lazım. evet Yani bir çalışmalar şeydir. var yani. Tamam, eyvallah. Yani biraz bunlar biraz daha sert, travmalı. Bazen her zaman sadece anlamakla çözülmüyor. Bazen de sadece söylemekle çözülüyor. Vallahi Gülseren Hanım çok teşekkür ederim. Çok keyifli muhabbet gerçekten. Size sabaha kadar gideriz. Yani şey gibi de bayağı da insanlar öğreniyor, Allah öğrensinler razı olsun. diye şey yapıyorum. Eksik olmayın vallahi. Ben zaman zaman travmalarımı yazıyorum, belirtiyorum. Bir de küçüklük travmam vardı. Annem beni işte bırakıyordu iş yerinde, fabrikada, işte Almanya'da. Güvenliğin yanında nefret ediyordum böyle. O yolu yürümek, gitmek istemiyordum. Yani o yolu yürümek istemiyordum. Annemle beraber fabrikaya gidiyordum. Annem çünkü vardiyeler değişikti. Sonra arkadaşı çıkıyordu fabrikadan. Annem fabrikada kalıyordu. Elimden tutuyordu, tin tin tin. Ondan sonra babama teslim ediliyordum. Ama nefret ediyordum ben bundan. Bakın Aa, çalışmak lazım. ayağınızda Yani varsa varikozel, yani daha sonra işte variz. bu var işte. Hatta dedim ben buldum galiba travmamı dedim. Zorlan. Yani gitmek istemiyordum. Varisiniz var mı, varisleriniz? Varizlerim var. Evet. Yani bu Var. burada tam mesela tam variz travması bu Bir de ya, öyle söyleyeyim. Münih'te. Yani Münih'e gönderdi Anladım. babam. Para kazanacaksın, çalışacaksın dedi. Emeklerim çok yani. Tamam dedim baba dedim. 3 sene çalıştım. Eline avucuna verdim. Sonra ama dönmek istedim. Nefret ediyordum. Kalmak istemiyordum. Babam çalış bu para ödenecek denildi. O sıkıntılarım da var. İşte variz yani. Birer Yani birer. kalmak istemiyorum bulunduğum yerde. Nefret ediyorum. Çalışmak zorundayım. Eve dönemiyorum. Bunu Anladım. yaşadım. Yani onları da biraz böyle, bence biraz daha böyle bir seminer falan iyi olurmuş size. Ya da şu kitabı çok 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 iyi hatmetin. Öyle Çok çok söyleyeyim. Dikkat ediyorum. Çok çok katılmaya çalışıyorum. Yorumlara bakıyorum. Sizi çok iyi dinliyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz. Çok Çok eksik. şeylerimi Eksik. çözdüm. Yani Eyvallah. Çözeceğim Tamamdır. inşallah zamanla. Tamamdır. Çok Teşekkür sevgiler Gülşah. ediyorum. Çok Hayırlı sevgiler. Çok akşamlar. teşekkür ederim. İyi Allah geceler razı diliyorum. olsun. Muhteşem. Çok Çok güzel sağ bilgiler olun. Çok veriyorsunuz. sağ olun. Herkese Çok ilaçsınız. sağ Allah olun. razı olsun. Olmayın. Teşekkür Çok ediyorum. sevgiler, selamlar komşumuz Tarabya'ya. Evet, Sarabya. Efendim ha. Bu arada tam kapatırken söyledim. Unutkanlık efendim, bakın yani şöyle söyleyeyim. Yenilere hoş geldiniz diyorum. Ne diyelim?
Mal Bey. Bugün almayayım. Elif al 25. Ya bana yazın yarın alayım. Artık saat 1 oldu. 11'de açtım yayını. Travması. Nucan Taf. Nucan Taf yarın alayım mı sizi? Yarın cilt sorunları ile ilgili anlatıyorum. Cilt deri sorunlarını detaylı detaylı anlatacağım. Artık saat 1 oldu. Huzur yapmayalım. Güzel 15-38 şeyle yani iyileşme anlatıyorsanız şey gibi. Yarın anlatacağım. Ağrıya kızmak uzun bir konu ama yani genel olarak ağrıyı konuşup ağrıyı affediyorsun. Şimdi ben karar verdim. İyileşmelerim var. Efendim. Gitarım arkamda. Evet. Yarın efendim. İyileşmeleri. Elif al 25. Sizi de yarın alayım. Bugün yani Allah'a şükür çok iyileşme var. Sadece bu arada bize yazın. Onları da paylaşalım. Yani hem de yayına çıkarsınız. Hem paylaşalım. Ben yayına çıkarsınız. Bana yazar mısınız? Travmasıyla. Onları uzun zamandır iyileşme paylaşmıyoruz yazı olarak. Çok sevinirim. Yani yeni yeni iyileşmeler zaten sürekli geliyor ama iyileşmenizi yazın, bana yazın. Ekip iletiyor zaten bana. Onları paylaşıyorum. Yarın 11'de efendim, demin de hatırlarsanız gösterdim paylaşmayı ve kaydetmeyi. Hatırlarsanız şuradan şöyle paylaşıyorsunuz şu şeyle. Şu üçgen gibi olan şeyle paylaşıyorsunuz. Şuna da kaydediyorsunuz. Şimdi bu kadar efendim. Yani cilt yayınında beraber olmak üzere. Naçizane bu arada yani şey yapmak istemiyorum ama insanların seminere gelmesini, seminer 2 güne gelmesini çok tavsiye ederim. Çünkü gerçekten kolay değil. Birçok olayın boyutu var. Yani insanlar evet bir şeyler çözüyorlar ama diğer şeyleri de çözemiyorlar. Bir sonraki seminer İzmir'de, sonraki seminer Ankara'daki, sonraki seminer İstanbul'da, sonra Almanya'ya gidiyoruz, sonra Antalya'ya var, Bakü var. Alttaki numaralardan ve profilimdeki tüm numaralardan arayarak ve mesaj atarak, WhatsApp'tan yazarak vesaire bilgi alabilirsiniz. İyileşmeleri benim profile atabilirsiniz. Bana ulaşıyorlar. Çok sevinirim. Yok, seminerler online değil. Seminerler bizzat. İşte Maslak'ta bir yerde yapıyoruz. Ankara'da yapıyoruz. İzmir'de yapıyoruz. Şey değil yani online değil. Çok sevgiler, selamlar. Online çalışma birebir oluyor bu arada. Online. Onun da alttan birebir çalışmalar için alttan yayını mesaj atabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.